Efendim hepinize mutlu akşamlar. Bir Gakti programında yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen hafta havalardan yakınmıştık. Yaz geldi demiştik. Kış daha yüzünü göstermedi demiştik. Şubat ayına kış adeta kendini göstererek girdik. Evet, bugün çok hava çok soğuk, yağmurlu. Hatta bazı bölgelerde sular basıldı ve birçok yollarımız da kapanmıştır bugün. Tabii ki bir yerde de sevindik yağmurların gelmesiyle çiftçimizin yüzü de güldü. Tabii ki buna üzülenler de oldu. Mesela inşaat sektörü sanıyorum biraz üzüldü. Çünkü inşaat sektöründe insanlarımız çalışamaz duruma geliyor böyle günlerde. Ama olsun, bayağı yazı iyi geçirdik bu sene. Adeta bahar havası yaşıyorduk ve şu anda da kış kendini gösterdi. Tabii ki dualarımız herhalde kabul edildi. Geçen hafta yazdı. Burada kısa kolluyla oturuyorduk. Bu akşam bir baktım arabada gelirken 9 dereceydi. Kim bilir sabah gittiğimizde 2 derece, 3 derece olacak hava sıcaklığı. Ancak iyidir. Yağmur yağsın. Biraz kışı görelim. Çünkü bu sene kışı henüz görmemiştik. Ama bugün kendini hissettirdi. Bu da bizi bu akşam mutlu etti. Evet, hafta içinde birçok telefonlar aldık. Özellikle vatandaşlarımız daha çok bizleri sağlık konularında arıyorlar ve sağlık konularına değinmemizi istiyorlar. Tabii ki ben bunu daha önce de söylemiştim. Sağlık konusunda sorunlarımız vardır. Şöyle ki muhatap bulamıyoruz. Kimseleri buralara çıkarıp getiremiyoruz. Çünkü sağlıkta biliyorsunuz birçok sorunlar vardır. Özellikle son zamanlarda kliniklerde yaşanan olaylar vatandaşlarımızın bayağı başını ağrıtmıştır. Ancak yetkililer de bu konulara girmek istemiyorlar. Sağlık konusunda biz bir şey yapamıyoruz. Çünkü yetkilileri buraya çağıramıyoruz. Yani bizlere şöyle diyorlar. Geliriz, telefon almayınız diyorlar. Veya işte sizin programınız geç başlıyor diyorlar. Ve buraya biz birilerini çıkaramıyoruz. Onun için sizlerden bizler özür dilemek istiyoruz. GAK TV olarak sağlık konularını burada tartışamadığımız için. Tabii ki çok önemli sağlık konusu. Özellikle ülkemizde ben hep şunu söylüyorum. Her taraf özel hastanelerle dolu. Ancak ben üzülüyorum. Çünkü bizde yasaların boşluğundan faydalanan doktorlarımız özel hastaneler açıyorlar. Görüyoruz ki hastanelerimiz de yetersiz. Geçen hafta Kıbrıs gazetesinde bir başlık vardı. Örgütler, sağlık örgütleri özel hastanelerden yakındılar. Teşhisat eksiklikleri olduğunu söylediler. Doğrudur. Bu ülkede dondurma arabasını boyadırsınız, ambulans diye insanların önüne koyarsınız. Bir de özel hastanelerde tedaviye giden insanlarımız orada rahatsızlanıp sonuçta gidip devlet hastanesinde ölüyorlar. Çünkü neden ölüyorlar? Çünkü devlet hastanesinin dışında hiçbir özel hastanede yoğun bakım servisi yoktur. Bu çok önemlidir. Ama bizim hastanelerimizde bu şekilde insanlarımız gidip oralarda tedavi görmeye çalışıyorlar. Ben yine de söylüyorum ki en emniyetli yer devlet hastanesidir. Onun için vatandaşlarımızı ben oralarda gidip tedavi görmelerini arzu ediyorum. Çünkü bizde klinik vardır, hastane yoktur. Ben bunu buradan söylüyorum. Herkese de söylemek istiyorum. Bu çok önemlidir. Sağlık konularında herkes dikkat etsin ve yoğun bakım servisinin olduğu yerlerde tedavi görsünler. Çünkü birçok haberler alıyoruz. İnsanlarımız oralara gidip yatıyorlar ama sonuçta gidip devlet hastanelerinde vefat ediyorlar. Bu bizler için çok üzücü. Yine bugün beni gözü yaşlı bir anne aradı. Şehzade Şahide Ahmetoğlu. Tabii ki bu gözü yaşlı anne geçen yıl bizleri aramıştı ve oğlunun hasta olduğunu söylemişti bu ekranlarda. Maalesef üzülerek söyleyeyim. Geçen günlerde bu arkadaşımızı da kaybettik. Tedavi görürdü. İyileşti diye ülkeye geldi ve burada vefat etti. Bu anne bugün beni aradı. İlk diyor seni arıyorum. Teşekkür etmek için arıyorum dedi. Çok üzüldüm. Bugün bu telefon geldikten sonra telefonumu yeni açtım ve seni arıyorum dedi. Bütün halkıma teşekkür et dedi. Sana teşekkür edeyim diyor. Özellikle Londra'da çocuğuma kapı açan insanlara teşekkür et dedi bu akşam bu ekranlardan. Ve biz de bunu söylüyoruz buradan. Üzüldük, gerçekten çok üzüldük. Genç bir insanımızı daha kaybettik. Bizleri üzüyor bu konular. Gazetelerimizin son sayfalarını görüyorsunuz. Hep vefat ilanlarıyla dolup taşıyor. İnsanlarımız ölüp gidiyor. Bizleri bu durumlar çok üzüyor.
Sağlık her şeyden önemli değerli izleyenler. Ancak elimizden gelen bir şey yoktur. Ancak ben her zaman söylüyorum, çok dikkat etmemiz lazım. Doktorumuzu, hastanemizi iyi seçmemiz lazım diyorum. Çünkü sağlık her şeyin başında geliyor. Biz bu aileye baş sağlığı diliyoruz. Çok acı bir olay. Ancak elimizden gelen bir şey yoktur. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Evet, tabii ki bu akşam konumuz sağlık değildir. Ancak dediğim gibi inşallah başka programlarda da sağlık konusunu burada tartışırız. Bu arkadaşlarımız da cesaret edip buralara gelip bunları tartışırız. Ama ben hep görüyorum, bizden çekiniyorlar. Çünkü biz telefonlar hep sizlere açıyoruz. Yani telefonlar burada çalışacak arkadaşlar. Biz hatlarımızı sizlere açtık. Çünkü bu program sizin programınız. Burada halkın aynası var ve halk kendini burada görecek. Neler olup bittiğini burada bilecek. Herkese soru soracak. Herkesten cevap bekleyecek. Yani benim burada her hafta 3 tane 5 tane konuğum olabilir ama her zaman sizler de konuğumuzsunuz. O bakımdan biz yetkililer buraya geldiği zaman da kim isterse olsun biz hatlarımızı açacağız. 5 yıldır bu programı yapıyorum. Banttan yayın da yapmadım. Yapmam da hiçbir zaman için. Burada olmazsam program yapmam. Veya buradaysam her zaman için canlı yayın olarak programımı sürdürürüm ve burada da hatlarımızı açarız. Evet, bu hafta yine çok önemli bir konumuz var. Bu konumuz inşaat sektörü. Biliyorsunuz inşaat sektöründe de bir kriz meydana geliyor. Artık yavaş yavaş kriz kendini hissettirmeye başladı. Görüyoruz, birçok telefonlar alıyoruz. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan telefonlar alıyoruz. Geçenlerde Londra'dan arayan bazı vatandaşlarımız oldu. Paralarımızı verdik, evlerimize daha kavuşamadık. İşte kaç aydır taksitlerimizi yatırıyoruz, daha temeller atılmadı diye birçok telefonlar aldık. Biz bu akşam çok değerli müteahhitleri buraya konuk ettik. Dilerseniz onları sizlere tanıtalım ve bu akşamki programımıza başlayalım. Evet, ilk konumuz Sayın Ramazan Erbatu. Mausa'da kendisi bir inşaat sektöründe bir direktör ve orada evler yapıyor. Hoş geldiniz Sayın Ramazan Erbatu. Hoş bulduk Harun Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İşler nasıl gidiyor? İşleri iyi Allah'a şükür. Çiftçinin yüzü güldü. Sizin evet. Yüzünüz de güldü mü? Bizim de yüzümüz İşler daha sonra güler. İşler biraz sayacak ama. Evet. Şimdi gülmüyor. Çünkü daha sonra güler. Özellikle şunu önemli arz etmek isterim. Yağmur hepimiz için berekettir. Bugün belki bir iki gün çalışmayız ama inşaatların ıslak yağmurundan dolayı. Yağmurdan dolayı inşaatta çalışmayız ama inşaata ileride direkt olarak olmasa da en direkt olarak mutlaka faydası olacaktır. Biliyorsun iklimler hepimize. De artık değişti. Küresel ısınma diye bir ısınma var. Şeyden bahsediliyor dünyada gerçekten de. Kıyamet mi geliyor diye herkes onları konuşmaya başladı. Bu da çok büyük maalesef. Bir sorundur. Dünyanın sorunu ama oldu. Bugün gazetede güzel de bir haber vardı. Bu küresel ısınma bin yıl devam edecek. Bu bize güzel bir haber oldu. Evet, tabii ki insan ömrü belli ama tabii ki o da bizi üzüyor. Kuraklık gelecek, havalar ısındı. Yağmur gerçekten özellikle Kıbrıs için çok önemli. İnşallah bereketli olur bu yağmurlar. Olacağına süre. İnanıyorum. Varsın inşallah biraz dursun, biraz çalışılmasın ama önemli değil. Çiftçi gülsün biraz. Çiftçi gülsün. Ama sonuçta hepimiz güleceğiz. Bir geç geldi bu yağmur ama zannedersem tabii... ekili araziler belki tam olarak olmayacak ama en azından saman olarak alacaklar. Hayvanını yedirecekler. En azından yeraltı sularımız tamamlanacak bu süre. Hiç yağmasaydı daha kötü olurdu daha diye düşünüyorum. Olurdu. Çok büyük bir zarara uğrardık. Evet, programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İkinci konumuz Sayın Nurel Redif Nurel. Onun da bir inşaat şirketi vardı. Nurel Construction. Hoş geldin sevgili Redif. Çok teşekkür ederim. İlk önce buraya beni davet ettiğiniz biz teşekkür ederiz katıldığınız için. İnşallah faydalı bir program olacak. Hem kendimize hem çevremizdeki insanlara buradan Kıbrıs'tan ev alıp işte umutlarla gelip memleketlerinden çünkü İngiltere'de çok şikayetler alıyoruz. Şikayetler mutlaka vardır. Biz de bunlara zaman zaman şahit oluyoruz. Bazen burunun yanında yaş da gider diye biliyorsunuz bir atasözü evet, var. Evet evet maalesef. Bu herkesi de biraz maalesef hepimizi etkiledi. Burada ne olduğu belli olmayan birçok müteahhit türedi ansızın. Bunları konuşacağız sevgili Redif. Sana da hoş geldin. Hoş, çok teşekkür ederim programa teşekkür geldiğin ederim. İçin. Evet, üçüncü konuğumuz Sayın Sadık Gardiyanoğlu. Kendisi Larem Construction'ın direktörlerinden. Hoş geldiniz Sayın Gardiyanoğlu. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar.
Ama ilk önce şunu söyleyeyim, yağmur benim de yüzümü güldürdü. Güldürdü. Kesinlikle. Ben inşaat sektörüm varsın bir hafta, iki hafta dursun, herhangi bir sıkıntımız olmaz. Geçen haftalarda bir köy gezisindeydim. Oradaki çiftçi arkadaşlarla konuşuyordum. Hepsi perişan. Hepsi nasıl yaz dönemini yemlik bulacağını, arpa yemlik tohum bulacağından sıkıntılıydı. Orada da yine böyle bir espri yaptılar. Sadık Bey senin yüzün gülüyor dedi, inşaatların durmadan devam ediyor diye dedi ama sizin dedim sıkıntınız bizim de sıkıntımız. Biz dedim burada bencil davranamayız. Su, yağmur, Kıbrıs'ın sıkıntısı. Kıbrıs'ın sıkıntısı için dedik varsın dedik yağmur yağsın. Biz de birkaç hafta dururuz. Hiç sorun değil bizim için. Önemli olan çiftçimiz. Bayağı zaten güneşli günler geçirdik. Zaten sonuçta yaz zaten az kaldı. 2-3 ay daha yaza gireceğiz. Zaten biz zaten 10 ay yazımız var. 2 ay kışımız var. Varsın bu hikayede çiftçiye helal olsun. Herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah evet, çiftçinin yüzü de sana da teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Teşekkür ederim. Sevgili gardiyan oğlum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bu hafta her zaman olduğu gibi yine sizler de konuksunuz. Telefonlarımız ekranda. Sizler de bu akşam katkı koyacaksınız. Ama dilerseniz önce konuklarımızdan başlayalım. Onlara birkaç soru yöneltelim ve ardından yine sizler telefonlarınızla bu programa katılasınız. Evet sevgili Redif, emirname günlerdir tartışılıyor. Evet. Sanıyorum inşaat sektörüne de büyük bir darbe vurdu. Çünkü henüz daha sizler ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Çok büyük bir darbe vurdu. İlk yayınlandığı zaman emirname, girin emirnamesi büyük bir tepki doğmuştu. İşte Müteahhitler Birliği'ni acil toplantıya davet ettik. Mimarlar Mühendisler Odası'nda çeşitli toplantılar yapıldı. Orada dedik ki bu 31 Ocak tarihiyle sınırlandırılan bu geçici girin emirnamesi ki ne olduğu veya ne olacağı da hiç belli olmayan bir eminleme. Lütfen biraz öne çekilsin. En azından işte Aralık, yeni yıl girmeden önce bize bir bildiri yapılsın. Çünkü ben aynı zamanda mimarım. Ve kesinlikle eminlemelere ya da yeşilin korunmasına, ne bileyim işte su rezervlerinin korunmasına falan kesinlikle karşı değiliz. Yolların düzenlenmesi, yeşil alanların düzenlenmesini tabii ki biz de istiyoruz. Fakat bu şekilde bir eminlemenin çıkması gerçekten sektöre Girne bölgesinde ki Girne bölgesi bu sektörün başına çıkıyor. Bu şekilde derken yani nasıl bir eminlemedir? Şimdi çok tartışıldı, çok konuşuldu ama ortada ilk önce çıkan açıkçası 31 Ocak'a kadar durun. Bir şey yapmayın. Kimse hiçbir şey yapamaz, proje veremez ve içeri verilen projelerimiz yürümeyecek. İnşaat ruhsatı almayan projeler beklemede kalacak falan diye bir şey çıktı. İlk önce geçici bir eminleme 31 çıktı. Ocak geçti. 31 Ocak geçti. Şimdi elimize resmi gazeteyle bir eminleme geldi. Bu eminlemede de yine hangi parselde ne yapabileceğimizi ya da hangi bölgede ne yapabileceğimizi tam anlamıyla maalesef bilmiyoruz. Yani bugün daha önce projelerimizi içeri verdikten sonra geçen süre çok uzundu. Bugün 2 yılı aştığım bir süredir. İnşaatları bitirmiş durumdayız şu anda ve halen daha inşaat ruhsatı almak için daire daire dolaşıyoruz. ÇED raporları hazırlıyoruz. İşte projenin peşinden günlerce, aylarca koşuyoruz. Şimdi öyle bir duruma geldi ki artık içeriye proje vermekte zorlanıyoruz. Yani bunun da amacı nedir? Ya da nereye doğru sürükleniyoruz? Hiç bilmiyorum. Maalesef durumumuz çok kötü. Belirsizlik var. İnşaatlarımızı yaptık, sattığımız inşaatlar var. İnşaat ruhsatını almadığımız inşaatlar var. Maalesef devletteki bürokrasinin çok yavaş işlemesinden dolayı. Bizim beklediğimiz bu değildi. 31 Ocak'ta en azından hangi bölgeye ne yapabileceğimizi tam anlamıyla bilerek yeni projelere o kapsamda bakarak yeni projelerimizi o şekilde çizerek ve yönlendirerek girmeyi düşünüyorduk. Aynı zamanda bu eminname sadece inşaatların yapılmasını ya da projelerin yapılmasını değil, tam anlamıyla satışlarımızın da dibe vurmasına yol açtı. Girne piyasasında olduğu gibi Magosa'da da, Lefkoşa'da da, Boğaz'da da duyumlar alıyoruz. Maalesef satışlarımız çok azaldı. Bu durum yani gittikçe, bunun esas sebebi nedir? Esas bunun esas sebebi siyasi belirsizlik. Kıbrıs'ın geleceği, yarınımızın ne olduğunu bilmemek. Maalesef bugün içinde oturduğumuz evlerin bile bizim olduğuna dair bir
güvencemiz yok. Kendimiz bile, kendi evlerimizin bizim olduğunu söyleyemiyoruz dışarıdan. Çünkü neden? Buna hükümetimiz de maalesef yapılan görüşmelerde, yapılan açıklamalarda maalesef hep bu anlam planı üzerine, halen daha o batmış, çökermiş anlam planı üzerine halen daha gitmeye çalışıyoruz. Rum, biz bir adım öne atalım diyoruz. Rum 10 adım geriye çekiliyor. Her gece yatır, ertesi gün sabah Türklere ne gibi bir zorluk çıkarabilirim? Türklerin önünü nasıl kapatabilirim? Ne bileyim, gelişmeleri nasıl önleyebilirim? Her açıdan bizi ablukaya almaya çalışırken biz de diyoruz aman Rum'a iyi görünelim. Aman aramızda bir problem çıkmasın, biz iyi taraf olalım. Her zaman böyle gider ve bu eminnamelerin de çıkması bence, yani bu Girne eminnamesinden bahsettim hep ama bu eminnamelerin ilk çıktığı yer Karpaz bölgesinde, Boğaz eminnamesi çıktı, Karpaz eminnamesi çıktı, Akdeniz eminnamesi çıktı, Girne-Boğaz eminnamesi çıktı, en sonunda Girne eminnamesi çıktı. Şimdi bu eminnamelerin hep eğer dersek, eminnameler işte yeşil alanı korumak ya da ne bileyim biraz önce bahsettiğim gibi otoparklar, yollar, bilmem binalar bunları düzenlemek, sağlamak amacıyla olsaydı gönülden ve ücretsiz olarak, emin olun ücretsiz olarak biz müteahhit arkadaşlar veya mimarlar, mühendisler bu birliğe katılıp beraberce bir şey, güzel bir şey üretmek için elimizden geleni yapacağız. Fakat burada esas amaç bence moratoryumdur. Yani bunu söylediğim zaman belki bazı arkadaşlar bana karşı olacak falan ama neden halen daha Girne bölgesinde ve diğer bölgelerde tam anlamıyla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bugün bir eminname çıktığı zaman 2 yıl içerisinde yasallaşmak zorundayız. Bu eminnameyi yasa olarak çıkarmak zorundayız. Girne Beyaz Bölge Eminnamesi, buradan notlarımı almıştım ona bir bakayım, 1993 yılında, 3 Nisan 1993 yılında yayınlandı. Halen daha eminname olarak durmaktadır. Girne Beyaz Bölge Eminnamesi. Bir eminname çıkarıldıktan sonra eğer 2 yıl içerisinde yasallaşmıyorsa o eminname emin olmaktan kalkar. Yani biz nasıl bir ülkedeyiz? Bu anayasaya da aykırıdır. Bu yani ne bileyim her şeye aykırıdır. Bir eminnameyle bir devlet yönetilemez. Bir fizyolojik plan oluşturulamaz. İlk önce yapılması gereken bu planları çıkarmadan önce ilk önce ne yapacağımızı bilmemiz gerekir. Yani bölgelerimizi ayırmamız gerekir. Demeliyiz ki bu bölge ne bileyim turizm bölgesi olacak. Kıyı şeritleri koruma alanına alınacak. Orman arazileri ayrıca koruma alanına alınacak. Burada 3 kat yerleşim olacak. Burada 2 kat yerleşim olacak. Maalesef bizim önümüzde halen daha böyle bir plan yok. Buraya bazı notlar almışım. Yani eminnamenin dışında da inşaat sektöründe bir kriz vardı. Bir de güvensizlik de yaratıldı. Güvensizlik de var. Çünkü bir ara ben hatırlıyorum bu anlam planından sonra büyük bir inşaat patlaması olmuştu. Çok büyük bir inşaat patlaması ama bu işe de bir baktık ki herkes bu işe girmeye başlamıştı. Ve şimdi bakıyoruz ki yavaş yavaş elemeler başladı. Şimdi elemeler başladı çünkü bu işten rant sağlamayı isteyen birçok insan kıyafetler çıktı. Bakkalı, çakkalı, öğretmeni, çiftçisi gerekli, çiftçisi. Herkes bu sektörden bir şeyler koparmak için bu sektöre girdi. İnşaattan anlamayan ya da projeden anlamayan, işlerin nasıl yürüdüğünü anlamayan insanlar bu sektöre girdiler ve bu sektörden ne zaman ki duraklama oldu, ne zaman ki bir gerileme oldu, o zaman herkes yavaş yavaş çekilmeye başladı ve çok büyük yanlışlıklar da yapıldı. Yani bugün 2 tane villa satarak ya da 1 tane apartman satarak onların paralarını alırkenden bu para hepsi müteahhidindir, hepsi kendimizindir deyip de Range Rover'ler alıp bilmem neler alıp da etrafta caga yapan çok müteahhitler bugün inşaatlarını bitiremeyecek duruma gelmişlerdir. Müşterilerle mahkemelik olmuşlardır. İnşaatlar durmuştur ve bu insanlar da piyasadan yok olmaktadır. Yani yurt dışına kaçanlar. Bu konuda birçok şikayetler aldık. Bu akşam zaten telefonlarımız da açık. Göreceksiniz ki bizleri arayan birçok vatandaş olacaktır. Bu konularda da büyük şikayetler gelecektir. Tabii ki az önce dediğim gibi gururun yanında yaş da yanar.
öyle bir ortama girdiniz, evet, şu maalesef, anda. Maalesef, maalesef. Çok başarılı tabii ki müteahhitlerimiz vardı sizler gibi. İnşaat sektöründe bir isim yapmış kişilersiniz. Ama bunun yanında da vaat ettiklerini yapamayan birçok şirket de vardı. Tabii ki, tabii ki. Çünkü ve, satışlarımız durmuştur. Yani biz o satışlara güvenerek bazı yatırımlar yaptık. Elimizde, avucumuzda ne varsa yatırıma verdik. E şimdi bunlardan dolayı bunları duyan müşteriler, bunları duyan yabancılar buradan uzaklaşmaya başladılar. Çünkü yani bu ne binaların çok olmasından, ne ülkemizin betonlaşmasından, ne bileyim yeşilin yok olmasından kaynaklanan bir şeydir. Bu tamamen dediğiniz gibi güvensizlik ortamıdır. Güvensizlik ortamı. Güvensizlik ortamıdır çünkü müteahhitlerimiz mesela bir yani hepimizin bildiği ve günlerce, aylarca televizyonda yayınlanan AA Development. Evet. AA Development inşaatları aylardır yatır. Ve devletimiz dedi ki biz bu inşaatları garanti altına aldık. Biz bunlar yüzlerce kişi mağdur oldu. Onların akrabaları, onların tanıdıkları, onlar gibi buraya gelip de ev almak isteyen insanlar hepsi geri çekilmiş durumda. Bugün piyasada müteahhit olarak iş yapan fakat müteahhitlik belgesi olmayan, encümenliğe kaydı yapılmayan, şahsi olarak herhangi bir şirket çatısı altında olmayan birçok müteahhit vardır piyasada. Ve bu müteahhitler de evleri, yaptıkları evleri hem kalitesiz, hem ne yaptıklarını bilmeden, kontrolünü yapamadan. Evet, telefonumuzu alalım, devam edeceğiz sevgili Redif. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Bey. Buyurun. Programımızı bu zamandan beri izlerim. Çok güzel, çok güzel programlar yaparsınız. Buyurun. Çok güzel konulara değinmişsiniz. Ben İngiltere'de yaşarım. Buyurun. Ama şu anda Kıbrıs'tayım. Evet. Tatile ben geldiniz. Kıbrıs'tayım, bir hasta. Yok, bir hastalık dolayısıyla. Geçmiş olsun. Ailevi bir hastalık dolayısıyla geldim. Geçmiş olsun. Biraz önce bir sağlık şeyine değindin ama aşmak istemiyorum. Tabii ki konumuz sağlık değil ancak ben bir uyarıda bulundum. Anlıyorum, anlıyorum. Onu aşmak istemiyorum. Şu anda etrafında olan arkadaşlar zannedersem müteahhit arkadaşlardır. Evet, inşaat şirketleri olan arkadaşlardır. Bu inşaatlarla ilgili biraz... Televizyonun sesini kısar mıyız lütfen? Tamam. Kıskayım. O konuşan arkadaşın ismini alamadım. Özür Redif. Dilerim. Redif. Redif Bey. Redif Bey. Bir başkanı. Bir sorum olacak bu arkadaşa. Buyurun. Biraz önce bir konuya değindi. Kendi evim dahi diyor, kendimin olduğuna dair ispatlar kanıtlayamıyorum. İnanamıyorum dediğin. Doğru mu? Biraz önce dediğim kendi evimizin bile bizim olduğumuzu bilmeden yaşamaktayız dedim. Yani bizim olduğumuzu yani geleceği görmeden. Geleceği görmeden yaşıyoruz ve geleceği görmeden. Evet. Maalesef. Peki. Çok güzel. Neden bu kadar inşaat yaptınız bunun içerisine? Niye bu ağaçlar kesildi? Niye bu dağlar yıkıldı? Niye bu bugün Alsancak, ben Alsancaklıyım. Ben de Alsancak. 16 seneden sonra Alsancak'a geldim ve köyümü tanımadım. Dağların içi ev inşaat doldu. Niye yaptınız bunları? Kim teşvik etti sizi? Ne amaç için yapıldı bunlar? Kimlere satılacaktı bunlar? Tabii Ahmet... Kim alacaktı? Nasıl? Alptekin Bey, bir şey daha söyleyeyim. Ben size şimdi biraz da bu piyasada biraz para da aktıysa bu son birkaç yıldır bu inşaatlardan dolayı aktı. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum Harun Bey. Yani sonu bir para aktı memlekette inşaatlardan dolayı. Ancak artık o inşaatlarımız da başladı. Artık yavaşladı ve sorunlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Harun Bey. Buyur. Siz bir ay önce kadar sizin programınızı izledim. Çok güzel bir konuya değindiniz. Çok güzel bu halkı uyandırdınız. Siz... Fakat bu insanlar bunun içerisinde maalesef devlet başımızda olan kişiler dahi uyanamadı. Ve biz oradan İngiltere'den devamlı biz çok iyi takip ediyoruz programınızı. Sağ olun. Çok güzel değinirsiniz. Bu halkı uyandırmaya çalışırsınız. İngiltere halkın gözünü açtınız buradaki insanların ama sizi dinleyen esas dinlemesi gerekenler yok ortada. Gerekenler yoktur. Dinlemiyorlar. Bizim gibi insanlar dinliyor. Fakat biz ne yapalım? Biz de buradan inşaat aldık. Evet. Almaz olaydık.
Tabii ki şu anda bu insanlar buraya çıkıyor diyor ki kendi evim dahi diyor benim olacak mıyım? Bunlar çok yanlış konulardır. Acı gerçekler Altekin Bey. Acı gerçekleri sen orada kalıplayıyorsun. Evet. Ama kaç tane arun çıkacak? Bu arun gidecek. Çıkacak mı bir de arkasında? Bu halkı uyandıracak mı? Bulunacak mı bir arun daha? Sadece soruyorum orada. Evet tabii ki. Sen biraz konuşuyorsun. Sen korkuyorsun. Bu insanları uyandırıyorsun. Sen gittikten sonra ne olacak? Çıkacak mı biri? Çıkmayacak. Bu halk aynı şekilde ezilecek. Onun evet. için arkadaşım dediğine katılıyorum. Kendi evim dahi benim olduğumu şey doğrudur dediği çok mantıklı bir şeydir. Fakat bunlara dur diyen biri çıkacak. Ülke nereye gidiyor Harun Bey? Evet. Bu Kıbrıs nereye gidiyor Harun Bey? Ne oluyor bu Kıbrıs? Evet Altekin Bey siz... Bugün hastaneye gittim orada acil serviste yatan bir kız kardeşim vardır. 3 gün acil serviste yatar. Yüzünü göremedim İngiltere'den geldim. Gittim başhekimine izin alayım. Bir dakika izin versin bana ameliyathanede adam elinde 3 paket sigara. Elinde ve sigara yanmış. Maalesef benim bahtlı bir doktor. Tanıdığım ortaokulda beraber okuduğum bir doktor. Bana diyor ki ameliyathanede burası dışarı açın. Elindeki sigara var ne? Evet. Bunlar da işte acı gerçeklerimiz. Ve anlıyorum sizi. Çok iyi anlıyorum Altekin Bey. O kadar çok konu var konuşulacak ki hangisinden başlasak ama dediğim gibi yani o konularda da muhatap bulamıyoruz. Ancak biz sadece vatandaşı uyarırız. Biliyorsunuz evet. doktorlarımız da inşaat sektöründe artık. Yani sadece doktorluk yapmıyorlar. Evet. Evet. Biliyorum Harun Bey. Biz ne dua ediyoruz biliyor musun? Biz sana ve senin gibi bazı kişilere dua ediyoruz. Hiç ne bir bakana dua ediyoruz, ne bir başbakana, ne bir cumhurbaşkanına. Sadece sizlere, neden sizlere? Bu halkı uyandırmaya çalışıyorsunuz. Gerçekleri ortaya koyuyorsunuz. Açıyoruz telefon, dediğimizi anlatıyoruz. İnsanlar bunlara ihtiyacı vardır. Bu Kıbrıs senelerden beri bu halk uyutuldu, bu halk kandırıldı, bu halk ezildi. Kıbrıslı diye bir şey kalmadı. İki tane şey var. Kıbrıslı ve Kıbrıs. Daha yaşayan insanlar ayrıldı bunlar. Evet. Ne demek istedim gayet yemedin. Anlıyoruz Altekin Bey. Anlıyoruz tabii ki sizin de acınız var. Yani dediğiniz gibi yani bir doktor bir ameliyathanede elinde sigaralarla girerse artık düşünün memleketin halini. Resmini çektim bu arkadaşın. Üzülerek diyorum, ortaokulda beraber okudum bir arkadaş doktor olmuş olabilir. Çok şeydir fakat ameliyathanede 3 paket sigara elinde. Azma sigara ameliyathanede. Evet, hat koptu galiba. Tabii ki Altekin Bey'in konusu çok önemli. Kardeşi hasta. Bu manzaralar karşısında da kolay değildir. Geçmiş olsun diyoruz. Kolay değildir tabii ki. Evet. Şimdi Altekin Bey biraz önce bir şeye bahsetti. Ben Alsancaklıyım dedi. Tesadüf eseri ben de Alsancaklıyım. Ve Alsancaklar çok seviyorum dedi. Şimdi biraz önce benim dediğim bir şey vardı ki tam değinemedim. Çünkü biraz programın başlangıcı, biraz heyecanlıyım falan. Şimdi biraz önce benim bahsettiğim ülkesel fizik planı olması lazım. İlk önce bir plan çıkarılırken. En önce yapılması gereken imar yasasına göre bir ülkesel fizik planı çıkarılması lazım. Nedir bu ülkesel fizik planı? Ki bu 55-89 sayılı imar yasasına göre de bu bizim yasalarımızda mevcut bulunmaktadır. Şimdi bu yasaya göre ilk önce dediğim gibi sanayi bölgesi, ne bileyim yerleşim bölgeleri, bilmem 3 katlı binalar, 2 katlı binalar, alışveriş bölgeleri, eğlence bölgeleri, fuar alanları hep bunlar düzenlenmesi lazım. Ondan sonra hepsini bunların toparlandıktan sonra da diyecekler ki işte bir yasa çıkaracaklar. Eminname değil. Bizim ülkemiz eminnamelerle yürütülecek bir ülke değil. Eminnamelerle yönetilecek bir ülke değil. İnşaat sektörü bu değil.
Alptekin Bey dedi ki Alsancak'ı tanıyamadım. Dağların içerisine kadar inşaatlar yapıldı. Biz müteahhitler olarak ya da ben dediğim gibi ben hem müteahhitim hem mimarım. Yani çevreyi düşünerek yaptığımız binaları çevreyi düşünerek çevreyi katletmeden yapmayı istiyoruz. Hepimiz istiyoruz. Burada bir para kazanıyorsak etrafımızı da düşünmeliyiz. Çevremizi de düşünmeliyiz. Ağaçlarımız kesiliyor. Bilmem ne alttaki dediği çok doğrudur. Ama benim ilk bahsettiğim şey farkındaysanız ve ücretsiz olarak da çalışabilirim diyorum. Yani böyle bir kurum kurulursa ki Mimarlar Odası olarak biz yaptığımız toplantılarda bu eminname ilk çıktığı zaman yaptığımız toplantılara Mimarlar Odası olarak biz dedik ki bizlerin içinden bir komite oluşturalım Mimarlar Odası olarak, Mühendisler Odası olarak ve birlikte çalışalım. Bu eminname çıkacaksa birlikte çıkaralım. Bizlerin de bir katkısı olsun. Sadece şehircilik dairesinde çalışanlar ya da şehircilik makamı bu eminnameyi çıkaramaz. Evet. Yani burada hepimizin ekmek teknesidir bu inşaat sektörü. Gerek mimarların, gerek mühendislerin, gerek müteahhitlerin ekmek teknesidir. Fakat telefonumuz var, alalım, devam edeceğiz. İyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. Buyurun Ali Rıza Bey. Benim de başımda bir problem var sizin inşaat yüzünden. Oradan ev sattılar bize. Aldık evi, havuzluydu, ortasında havuz vardı. Şimdi evi sattıktan sonra havuzu doldurdular, havuzumu iptal ettiler. Yani havuzun olduğu yer şimdi kapandı. Doldurdular, toprak doldurdular. Neden öyle? Parayı aldılar. Ha? Sebebini söylediler mi? Sebebini söylediler mi? Sebebini hiçbir şey söylemediler. Sözleşmeniz var ama. Sözleşmedeyiz, ben peşin parayla almıştım. Evet, tabii ki bu artık hukuki bir meseledir. Artık bunu herhalde avukata verdiniz siz. Evet, hat koptu. Şimdi evet, sorunlar da gelmeye başladı yavaş yavaş. Evet, inşallah. Şimdi bu eminname ilk çıktığında biz özellikle 22. madde üzerinde durduk. Bu 22. maddeyi isterseniz bir okuyalım. Çünkü biz bunların içindeyiz, birebir yaşıyoruz bunları. Ama halkımız maalesef bilmiyor. İşte bak, bir an önce Alptekin Bey'in dediği çok kafama takıldı. Yani biz müteahhitler olarak sanki de böyle yeşili katledelim, betonlaştıralım bütün şeyi. Hayır, yasalar var zaten. Belirli yasalar vardır. Yani bugün Girne bölgesinde köy içleri hariç diğer geriye kalan bölgelerin %100'ünde %25'i geçmemek kaydıyla inşaat yapıyoruz biz. Yani bu da iki kata bölünmüştür. %20+5 ya da %10+5, %15. %20'sini doldurduğumuz bir arazinin %80'i boştur. Tabii bir gerçek daha var. Geçen gün biliyorsunuz sayım sonuçları açıklandı. Evet. Memlekette nüfus azalıyor. Özellikle Kıbrıslılar azalıyor bu bölgede. Evet. Ama bakıyoruz ki her tarafta mantar gibi inşaatlar devam ediyor. Kimlere gider bu inşaatlar? Yabancılara tabii ki. Yani çok yabancı var mı alan? Yabancı alan çok var. Hep İngiliz mi bunlar? İngiliz var, İngiltere'de yaşayan Türkler var, Almanı var, Uzak Doğulusu var. Yani adamıza, çünkü adamız cennet gibi bir yerdir. Yani bugün baktığınızda dört mevsim bir arada yaşayan, ne bileyim, yeşiliyle, doğasıyla, yeşili sessiz... Yok. Yeşili maalesef yavaş yavaş katlediliyor ama doğasıyla, deniziyle... gerekirken yeşilin. %10 ama civarındadır. Ama o büyük yangın var. 90. Hayır, o yangın 95 yangın. O yangın sebeplerinin tekrardan yapılması gerekiyor. Mesela o dönemde hatırlarsanız böyle binlerce fidan dikilmişti. Evet. Aynısının yapılması lazım. Yani %30'lara ulaşması lazım yeşilin. %10 evet. Civarıdır şu anda. Ki %20 şimdi daha ekilen büyük ağaçlar bir, tabii yavaş büyük bir şeydir bu. Hayır, o dikilen ağaçlar hep şimdi büyüdü gördüğünüz gibi. Yani hemen hemen eski halini aldı oralar ama başka yerlerde yok. Yeşil yok. Yani yeşil ada diyoruz ama uçaktan da geldiğimiz zaman hep baktığımız, evet, maalesef. Yeşil diye bir şey yok. Sarı bir ülke görüyoruz. Öyle bir alışkanlık da yok bizde. Artık böyle fidan diken artık görüyorum ki. Kiremit rengi bir ülke. Kiremit. Uçaktan bakıldığında kiremit rengi bir ülke. Evet. Telefonumuz var, hemen alalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar efendim. Merhaba, iyi akşamlar. Buyurun.
Ben sizi Ankara'dan arıyorum ben. Buyurun efendim. Şimdi ben senenin 3 ayını Kıbrıs'ta geçiriyorum. Benim eşim Kıbrıslı. Evet. Benim dikkatimi çeken bu kadar yapılaşma içinde neden hep insanlar böyle 2 katlı 3 katlı müstakil evlere yöneliyordu? Bir alışveriş merkezi yapmıyorlar. Evet. Ya ben bunu çok merak ediyorum Kıbrıs'ta. Doğrudur. Yani bir doğruda oturuyorsunuz. Tabii ki sorunları çözmeye çalışıyorsunuz. Fakat 300 bin nüfuslu Kıbrıs'ta gerçekten zor mu bu kadar sorunlarınızı çözmek? Sistem, çok merak ediyorum. Sistem bozukluğu var ve her tarafa alıp götürdü bu sistem bozukluğu. Yani öyle bir şey. Sizin sol tarafınızdaki siyahlı arkadaşın etiketini bilmiyorum. Nedir etiketi onun? Mimarım ben. Aynı zamanda müteahhitim. Mimar müteahhit. Yapılaşma yapıyor musunuz orada yoksa? Evet. Birebir yapılaşmanın içindeyim. Hem proje olarak hem inşaat olarak yapılaşmanın içindeyim. Peki, o zaman size sorayım ben direkt sorumu. Biraz önce sizin sorduğunuz soruya ben cevap vereyim. Şimdi bizim burada eğer bize söz verilseydi müteahhit olarak hem mimar olarak ya da mimar odasındaki arkadaşlar olarak bizlere söz verilseydi ki biraz önce bu konulara biraz sonra bu konulara tekrar değineceğim. Bizim savunduğumuz kentlerin biraz toparlanıp da yükselmesi yani yayılmaktan çok yükselmesi. Çünkü bu altyapı olarak elektrik, su, kanalizasyon ne bileyim her şey yani şehir toplu olduk sonra kontrolü daha kolay olur. Ve her şey ekonomik olur. Yani bugün bir kanalizasyon düşünün siz ki %20 veriyoruz biz bu bölgelere ve biz halen daha diyoruz ki buralarda inşaat çoktur. %20 2 kat, %15 2 kat verilen bölgelere biz diyoruz ki her taraf betonlaşıyor. Hayır, her taraf betonlaşmıyor. İşte bu şekilde yaptığımız sürece, bu emirnamelerle, bu çıkan yasalarla bu şekilde yaptığımız sürece daha da betonlaşacak. Ülkemiz daha da betonlaşacak. Sizin dediğiniz gibi niye yüksek binalar yapılmıyor Kıbrıs'ta? Yani 300 bin nüfus dediniz. Bugün Japonya'da insanlar tarım yapacak toprağı bulmuyor ve saksılarda çiçek yerine domates salatalık yetiştiriyor. Teraslarda domates salatalık yetiştiriyor ve insanlar evet. Japonya'nın tam nüfusunu bilmiyorum ama herhalde Japonya değil Avrupa'da da ben Almanya'da da gördüm çok. Evet yani bugün Türkiye'ye gittiğimiz zaman mesela Ankara'ya ulaşmak için havaalanından yaklaşık bir 15-20 kilometre den fazla bir yol gidiyoruz ve sağımıza solumuza baktığımız zaman yerleşim alanı yok. Ankara'nın içine girdiğin zaman ya da İstanbul'un içine girdiğin zaman orada yoğun bir yapılaşma var. O da yani bütün dünyada bu böyledir. Yani bizde, bir tek bizim ülkemizde maalesef oldu. Bizim ülkemizde. Yalnız maalesef, Ankara için ben sizi birazcık update yapayım. Bilmiyorum son aylarda geldiniz mi Ankara'ya? Evet geldim. Ankara korkunç bir şekilde değişmiş vaziyette. Yani gerek Büyükşehir Belediyesi gerek diğer belediye başkanları gerçekten el ele verip korkunç derecede medeni bir Ankara çıkardılar ortaya. Oraya geldiğim zaman yani mesela Ümitköy Çayyolu civarı sizin Kıbrıs'taki gibi 2 katlı 3 katlı evler de var ama 20 katlı apartmanlar da var. Evet. Ama o kadar güzel bunları sıraya koymuşlar ki o kadar güzel bir yapılaşma var ki hiç göze batmıyor. Evet o çok güzel. Ben istiyorum yani Kıbrıs'ta da bunlar olsun. Yani karşı tarafa bakıyorsunuz Rum tarafına. Adamlar maalesef bizden çok daha özen göstermişler bu işlere. Ha, belli nedenleri olabilir. Önemli değil. Ama o bilincin bizde de olması kat kat olması lazım. Yani o adamlarda bu varsa bizde 5000 kat daha fazlası olması lazım. Tabii ki Adnan Bey katılıyorum. Yani ben Kıbrıs'a geliyorum. Kıbrıs'taki insanlar gerçekten eğitimli. Yani bunu yapabilecek seviyede insanlar. Evet. Ben ümit ediyorum ki daha fazla da zamanınızı almayın. İnşallah sağ olun Adnan Bey. Daha fazla güzel şeyler yapılır. Ben Kıbrıs'ın gerçekten en kısa zamanda medeni seviyelerde yapılaşmanın olduğu bir yer olarak gelmek istiyorum Kıbrıs'a. Ve Kıbrıs'ı çok seviyorum. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederiz Adnan Bey. Programa katıldığınız için. Evet. 22. maddeyi bir şey yapayım, değineyim. Çünkü yarım kaldım biraz önce. Tamamını okuyorum. 22. maddenin tamamını okuyorum. Bu emirnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yollar ve binalar düzenleme yasasının 14. maddesinin 1. fıkrası altında yayınlanan bir bildiriye aykırı ve veya böyle bir bildiri altında verilen ruhsatın kurallarına uygun olmadan ve veya yürürlükteki herhangi bir yasa ve veya mevzuat uyarınca halen izinlendirilmeden ve veya alınan izinde belirtilen kurallara veya koşullardan farklı olarak inşa edilen, yani aldığı izinden farklı bir bina yapıyor.
yasak yapılaşma yapıyor, diyor yasa, ve veya inşaatı devam eden turizm kullanımı ve yurt amaçlı gelişmelere yürürlükteki başka bir başka herhangi bir yasada kurallara aykırı olmaması ve veya çevre etki değerlendirtüzüğü uyarınca ön ÇED ve ÇED'e tabi bir gelişme olması halinde duruma göre ÇED önemsiz veya çevresel etkiler önemsiz veya ÇED olumlu görüşü olması ve ÇED raporunda belirtilen koşu ve koşulların yerine getirilmesi ve veya önlemlerin alınması koşuluyla bu eminlemenin yürürlüğe girdiği tarihlerin 2 ay içerisinde planlama onayı ve almak için planlama makamına başvurması halinde bu eminlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan bildiri kurallarına uygun olup olmadığına bakılmaksızın planlama onayı verilir. Bu dünyanın hangi yerinde, hangi ülkesinde vardır? Lütfen bana bunu söyleyebilir misin? Yani bu emirname, ilk çıkan, bu geçici emirname dediğimiz emirname tamamen bir af yasasıdır. Yani ben istediğim gibi yapacağım, yükseleceğim, senin kurallarını dinlemeyeceğim, gelişeceğim, arazinin %100'ünü de kullanacağım ve sen bana diyeceksin ki eğer turizm amaçlıysa, yurt amaçlıysa ben bunu affedeceğim. Bu bir af yasasıdır. Böyle bir şey olmaz. Değil mi? Bu değişmedi. Bu 2 ay süresince bütün yasak yapılar zaten yasallaştı. 4 katlı yapılan yerde 7 kata çıktı. Proje 4 kat yapıldı. 7 kat, 8 kat oldu. 13 kat oldu. Girne bölgesinde yapılan birkaç tane otel vardır ki belli çıkar çevreleri bunlardan faydalanacak. 3 katlı yerde adam 4 katlı yurt yaptı. Yani şimdi düzelmesi sorun değil. Bu yasa çıkarıldığında 2 ay içerisinde diyor planlama onayına başvurabilirsiniz. Hiçbir şeye uymaması halinde bile olsa, evet. Eğer bir emirname çıkarıyorsak ve eğer biz yeşili koruyacaksak, eğer biz mevcut yasaları koruyacaksak, düzenleyeceksek, böyle bir yasanın, böyle bir maddenin bunun içerisinde ne iş var? Onu lütfen yetkililer çıksın ve bizlere açıklasın. Yani şimdi diyorlar ki, ben biraz önce bir laf söyledim, kendi evimin bile benim olduğundan emin değilim diye bir laf söyledim biraz önce. Ben Kıbrıs'ta doğdum, Kıbrıs'ta büyüdüm, o evin içinde yaşadım, o evin içinde büyüdüm, evlendim, o evden ayrıldım. Ben bunu diyemiyorsam, ben yabancıya ya da İngiltere'deki vatandaşlarımıza nasıl diyeceğim? Gelin, bizden ev satın alın, vatanınıza geri dönün. Ya da bu eminleme çıktığı zaman açıkçası başları düşünelim, yani biz niye uğraşıyoruz, ne için çabalıyoruz? Yani biz ülkemizde yatırım yapmaya çalışırız, bir şeyler başarmaya çalışırız. Ben bile düşündüm, yani bu gidelim bugün Türkiye'den, ana vatanımızdan, güney sahillerinden bir ev alalım. Ne olur ne olmaz. Yani durumumuz ne olacak belli değil çünkü. Yani bugün bir anlam planı çıkmıştı. Halen daha onun peşinde koşuyoruz. Halen daha Roma, biraz önce dediğim gibi Roma iyi görünmeye çalışıyoruz. Biz bu yasa emirlemeyi çıkardıktan tam bir gün sonra, Rum'da başka bir şey yanıladı ve meclisten geçirdi. Kıbrıs'tan ev alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ev alan veya ev yapıp satan veya Rum evinde oturan, Rum evinden çıkar sağlayan, yani Rum evini kullanan, kiralayan, satılmasına oturan, aracılık yapan, kişiler 7 yıl hapiste yargılanacaktır diyor. Yani ben bugün kapılar açılmış da Rum tarafına geçecekmişim. Ben o tarafa adımımı attığım anda diyeceğim ki ben bu tarafa geçiyorum. Ama 7 yılı göze alarak geçiyorum. Sanki adam öldürdüm. Geçmiyor musun şu an? Geçmiyorum. Ben bu eminim, Rum'un bu yasası çıktıktan sonra maalesef bu tarafına geçmiyorum. Yani yarın o gün kim garanti edebilir bize ki Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi bir yere gittiğimizde adımıza tutuklama kararı çıkarılıp da yargılanmayacak? Biz adam mı öldürdük? Yoksa yaralama mı yaptık? Yoksa gasp mı yaptık? Hırsızlık mı yaptık? Ne yaptık? Kendi vatanımızda, kendi ülkemizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu. Evet, telefonumuzu alalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrardan arasın arkadaşımız. Evet Ramazan Bey. Girne'de durumlar böyle. Evet. Mausa'da durumlar nasıl? Mausa'da henüz böyle bir emirname ile ilgili sıkıntımız
Yok şu anda. Fakat Redif Bey'in de anlattığı gibi Girne'de vahim durumlar mevcut yani şu anda. Fakat şu anda Mausa'da yok diyebiliriz ama yavaş yavaş oraya kayıyor. Yani hastalık, virüs yayılıyor. 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 Böyle emirnamelerle değil de adam akıllı bu işi oturup bu işin hakkında bilgi sahibi olanlar, söz sahibi olanlar, uzman kişiler oturup bu konularda imar yasası, master planları çıkarmaları gerekir diye düşünüyorum. Yani bir taktik olabilir mi? Evet. Vazgeçtirme taktiği böyle yavaş yavaş. Vallahi şimdi ben bu kelime çok ağır bir kelime. Ben bunu söyleyemiyorum. Yani bu işte sağda solda duyuyoruz işte hükümet inşaatları durdurmuyor ama efendim böyle taktikler yapıyor. Duyuyoruz yani bunu halkın birçok şeylerinden. İşte hükümet bir takım böyle şeyler yapıyor falan. Ben şahsen bunu asla söylemiyorum. Söylemek de istemem. Çünkü benim hükümetim böyle bir şeye asla başvurmaz. Adam gibi de açıklamasını yapar diye düşünüyorum. Yani böyle ucuz şeylere yeltenmez kesinlikle. Ama duyuyoruz bunları. Ne kadar doğru, ne kadar doğru değil de bilemiyorum. Hükümet yetkilileri bunu çıkıp açıklamalar lazım kamuoyuna. Demeler lazım böyle bir şey yok. Asla böyle bir şey yok. Böyle emirnameleri bundan dolayı. Zaten açıklıyorlar da. Fakat eksik olan tatmin nedir? Tatmin edici bir şey vermiyorlar. Değil yani. Tatmin etmeleri lazım yani. Çünkü bu sektör hakikaten öyle basit bir sektör değil. İnşaat sektörü gerek hükümetin aldığı katma değeriyle, katkı paylarıyla, ruhsatlarıyla, oraya bina ve inkişaf yapıldıktan sonra devletin getireceği getirisiyle, yani devlete geleceği getirisiyle korkunç bir sektör. Dolayısıyla bu sektörü durdurmak mantıklı, akıl kârı değil diye düşünüyorum. Böyle bir şeye başvurmazlar. Yanlış bir şey var ortada. Yanlış kanaatimce nedir? Bana göre işte bu imar yasalarımızın bir an önce çıkıp, master planlarımızın bir an önce yapılıp, işte arkadaş buraya bunu yaparsın, şuraya şunu yaparsın, şuraya bunu yapamazsın deyip, müteşebbis de yani yatırımcı da artık oraya bilir ki bugün alsa bile 10 sene sonra oranı değişmeyecek bir imar yasası. Tabii bir ben alırım. Ramazan Bey şöyle bir şey vardır. Yani özellikle Annan planından sonra bir patlama oldu inşaat sektöründe. Muazzam bir patlama oldu. Ama gördük ki öğretmeni de bu işe girdi, memuru da bu işe girdi, bu işi bilmeyen de girdi ve sonuçta birçoğu da yüzüne gözüne bulaştırdı bu işi. Şimdi o konuda öyle da durum oldu. Evet, o konuda da şunu söyleyebilirim. Şimdi biz bu konuda yani devlet olarak yeniyiz. İnşaat konusunda böyle bir patlamalara falan yeniyiz. Bu zaman içerisinde oturacaktır diyorum. Elenecektir. Bu işte kalanlar, kalıcı olanlar kalacaktır. Kalamayanlar da, ayakta kalamayanlar. Bu bir arz talep meselesidir diyorum. Dünyanın her, çünkü serbest ekonomi uyguluyoruz. Ekonomik sistemlerimiz bu. Dünyanın her yerinde yapabilenler ayakta kalır, yapamayanlar o münferit, hadi ben de bir apartmancık yapayım da işte bir şeyler kazanayım, berberidir, efendim terzisidir, biraz önce dediğiniz doktorudur falan. Yani var böyle bir şeyler, Kıbrıs'ta da çok var şu anda. Çok doktor biliyorum ben inşaat sektöründe. Yani ben de biliyorum mesela, bugün. Yani ne kadar yanlış. Bugün bile benim ofisime gelmiştir. Öğretmen mesela. Dediğiniz doğrudur. Bugün bile benim ofisime doktor gelmiştir. Daha önce bu ekranlarda söyledim. Öğretmen var mesela şu anda Girne'de. Evet. Sabah okula gidiyor. Çocuklar sınıfta oturuyorlar. Öğretmen cep telefonundan konuşuyor mesela. Falan yere 5 ton demir götürün diyor. Evet. Falan yere çimento götürün diyor. Bu sınıfta yapılan konuşma mesela. Hı hı. Doğrudur. Şimdi bu öğretmen çocuklara ne kadar faydalı olabilir? Aklı fikri. Veya bir doktor mesela. Evet. Doktorun malzemesi insan, can, hayat. Evet. Nasıl ki bir öğretmenin mesleğine saygımız vardır, bir doktorun mesleğine saygımız vardır. Bizim mesleğimiz de müteahhitlik. Müteahhitlik aslında gerçekten saygın bir meslektir. Çünkü insanlara ev yapıyoruz. Yasak boşluğundan herkes bir kılıf uydurabiliyor. Yani öğretmen orada görünmez normalde. Evet. Ama işin içinde o. Evet. Şimdi, doktor orada görünmez. Gene işin içinde o. Evet. Görünmez. Yani,
Böyle bir memlekette yaşıyoruz. Sektör işte bunlardan dolayı da çok etkileniyor. Çünkü adam mesela şu anda bu güzel bir şeydir aslında. Gerçekten benim bu mesleğe ilk girerken de istediğim bir şeydi. Sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı. Çünkü o adam iskeleden düştüğü zaman Allah korusun. Evet. Bir yerine girdiği zaman bir güvencesi olsun. Ben onu zaten istiyordum. Evet. Şimdi bugün benim bütün adamlarım çalışma izniyle. Sosyal sigortası ihtiyaç sandığı yatır. İçim o yönden rahattır. Fakat maalesef ve maalesef bu arkadaşlar, bu inşaat yapan diğer işte bu şirketi olmayan ne bileyim ben, belirli yollarla gerek havalimanlarından gerek limanlarımızdan, deniz limanlarımızdan adaya getirdikleri arkadaşlar 3 ay mühür vurdurarak 3 ay boyunca burada sosyal sigorta ihtiyaç sandığı olmadan daha düşük maliyetlerle inşaat yapmaya çalışarak ve bu arkadaşların içerisinde de benim birebir muhatap olduğum bir kişi, ismini söylemem lazım değil. Adam diyor ki bana, ya diyor bana biz bu inşaatları yaparak kar edelim, para kazanalım. Biz kalacak değilik ya içinde. Tabii. Diyor adam. Yapacağı para kazanalım. Ne vurursam bu piyasada. Ya böyle bir mentaliteyle, böyle bir şeyle ev yapan bir adam nasıl müteahhit olabilir? Ya da nasıl müteahhit diye düşünebilir? Bugün ben bir evi yaparsam, 5 yıl, 10 yıl o eve garanti vermem lazım. Çünkü bir ev almak kolay bir şey değildir. Almak kolay bir şey değildir de alamıyor da insanlarımız. Ben çok şikayetler evet. Duyuyorum evet, işte. Evet, evet. Ramazan Bey, telefonumuzu bekletmeyelim. Sizle devam edeceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Buyurun Celil Bey. Efendim şimdi ben Esen'i ben arıyorum. Buyurun. Ben ustayım. Abim de var. Usta İbrahim Şeker değil mi? İbrahim Usta değil mi? Yani Kıbrıs'ta tanımayan yoktu. Yani Mimar Sinan gibi ustadır. Usta çok bizim. Müteahhitlikten düşme, ben de ustayım. Evet. Müteahhitlikten düşme. Yani 1,5 trilyonluk belgem olduğu halde ben ustalık yapıyorum. İngilizce de dekorasyon işi yapıyorum şu anda. Evet. Esentepe'deyim. Bu gördüğün Esentepe'deki inşaatlardan inan ki daha bir kuruş cebime girmiş değildi. Ve yerli ustalar oturuyoruz kahvede. Geliyor adamlar çalışıyor ucuza bedava. Çalışıp gidiyor 1 ay 2 ay izinle. Kaçak. Ve müteahhitlik yapıyor. Ben belgeli bir, Türkiye'den belgeli bir müteahhit olarak, Türkiye'den belgeliyim. Ben hani çekirdekli yetişme belgeliyim. Evet. Bayındırlık Bakanlığı'ndan. Ben müteahhitlik yapamıyorum. Yani çünkü sermayem da yok aslında baktırdık bir zamanlar. Şimdi yerli olarak ben boştayım. Yabancı geliyor yani Türkiye'den. Ben 74 köşeyim, 75 köşeyim. Aslında Mersinli köyündeyim. Şimdi bu emirnameler dediğimiz olayla frenlemedir. Şeyi dağıtmak, rantı dağıtmak da yoksa yeşilmiş, neşilmiş. O yeşili savunanlara sor bakalım. Bir tane ağaç ektim mi Kıbrıs'ta? Esentepe'de adamlar bahçe ekiyor. Kıbrıs'ta adamlar Allah razı olsun. Onlar bakıyor bu bahçelere, bahçe işlerine. Mandalina çıkarıyor. 1 milyona, 10 milyona mal ediyor. 1 milyona satıyor. Buna kim gelip diyor ki al arkadaş bu ağacı sen yaptın. Al sana şu 5 milyonu da cep harçlığı yap diye. Biz bunları görmüyoruz. 1 milyona alıyorlar mandalinayı. Onun için gene adamlar uğraşıyor. Bahçeleri var. Güzel bahçeler yapıyorlar. Evet. Şimdi denize sıfır Esentepe'nin altına izin veren yönetim, izin veren zihniyet nasıl diyebilir dağda yapma, bağda yapma. Buna sadece ranttır. Herkes kendi bahçesinin yeşil olmasını ister. Şimdi bir Karpaz tarafına yol gidiyor. Frenledi o tarafa doğru. Tarlalar satılıyor. Cahil cahil tarla satılıyor. Bedava. Onlar nasıl satılıyor? Onlar araştırsına bakalım. Onun için ben diyorum ki hep rant meselesidir. Kimse kafasını bozmasın. Müteahhitler istediği gibi çalışsınlar, istediği gibi yatırım yapsınlar, moralini bozmasın. Herkesin malı kendinizdir. Bunu da böyle bilsin herkes. Kimse malından şüphe etmesin. Buna emin olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler Celil Bey. İyi akşamlar. Ramazan Bey'le devam edelim. Nerede kalmıştık? Şeyde işte bu Edip Bey, nerede kalmıştık şeyde? Evet. Mausa'yı konuşalım. Mausa'da dediğim gibi, Mausa'da virüs şu anda... Virüs geliyor dedim. Evet, virüs geliyor dedim. Şu anda emirname ile ilgili söylentiler var ama şu anda bir sıkıntı yok. Mausa'da birçok yerde imara açık yani. Böyle bir kısıtlama söz konusu değil. Zaten Mausa'ya da zannetmiyorum böyle bir şeyin geleceğini. Çünkü Mausa çok bakir. Yani... Bir yerde belki o Girne merkezini... Girne'yi bitirdik şimdi herhalde yani, Mausa'ya dönecek. Şey yapmak için yani bir yerde durdurabilmek için o çok sıkışıklığı işte
betonlaşmayı biraz olsun azaltmak için yapmış olabilirler. Bursa'da şu anda öyle bir şey yok zaten. Eğer öyle bir şey gelirse çok şey olur. Yani iyi bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok bakir Bursa. Bursa büyük bir köy gibi yani şu anda. Evet. Yani Bursa... Peki Ramazan Bey, evet. Tabii ki Sadık Gardiyanoğlu'na söz vermek isterim. Ancak haberlerimiz vardır. 25. saat. Haberlerden hemen sonra sevgili Sadık, söz sende olacak. Sen konuşacaksın. Onun için fazla şey etme. Gecemiz zaten uzundur. Programımız uzundur. Bu akşam çok konuşacağız. O bakımdan haberlerden hemen sonra seninle devam edeceğiz. Değerli izleyenler, inşaat sektörünü konuşuyoruz. Ancak dediğim gibi 25. saat var. Haberlerden hemen sonra yine birlikteyiz. Geçmişten günümüze, Kıbrıs'ın geleceği, geleceğin bankası, Kıbrıs Vakıflar Bankası. Dünyanın 101 ülkesinde her 2 saniyede bir Beko satılıyor. Beko, bir dünya markası. Kampanya devam ediyor. Yeah.
Geçmişten günümüze, Kıbrıs'ın geleceği, geleceğin bankası. Kıbrıs Vakıflar Bankası. Petrol krizi hafta sonunda da durmadı. Durmadığı gibi tırmanmaya devam etti. Günlerdir petrol konusunda yaşanan gerginliğin ardından Rum radyosundan dün ilginç ve iddialı bir haber geldi. Rum devlet televizyonu PİK'in bugün verdiği habere göre Avrupa Birliği Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Mısır ve Lübnan'la yaptığı anlaşmalar uyarınca petrol ve doğalgaz çıkarma hakkını desteklediğini iddia etti. Rum Radyosu'nun haberine göre ismin açıklanmadığı Avrupa Birliği Komisyon üyesi, birlik üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olarak anlaşmalar yapma hakkına sahip olduğunu ve bunu kimsenin sorgulayamayacağını bildirdiğini iddia etti. İsmi açıklanmayan birlik komisyon sözcüsü yapılan anlaşmaların birlik müktesebatına uygun olması görüşünde ifade etti ve bu konuda sağduyulu ve ılımlı olmasını da istedi. Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Yorgo Lilikas, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lübnan arasında yapılan anlaşma uyarınca petrol çıkarma işlemlerini 15 Şubat tarihinde başlatılacağını tekrarladı. Rum kesiminden gelen bu açıklama üzerine gözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Ankara'dan yapılacak değerlendirmelere çevrildi. Türkiye'den ise bu konuda ilginç bir haber geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında petrol ve doğalgaz araması için hazırlıklarını hızlandırdığı bildirildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaklaşık 2 yıldır Kıbrıs'ta aramaya ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenilirken, bu çalışmaların daha çok böyle bir arama yapılması için teknik ihtiyaçlar üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Associated Press haber ajansına verdiği demeçte askeri güç kullanımının son çare olmasını gerektiğini ve kendi haklarını korumak için uğraş verdiklerini kaydetti. Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm istediğini belirten Talat şunları söyledi. Hakkımızın Rum yönetimi tarafından yenmesine izin vermeyeceğiz. Oyunu kaygan bir zeminde oynamak zorundayız. Güçlü bir ekonomimiz yok. Tanınırlığı bulunan kurumlarımız yok. Bu şartlarda uğraş vermek kolay değil. İstanbul'da bulunan Talat dün öğle saatlerinde adaya döndü. Bakanlar Kurulu'nun kararıyla halka dağıtılacak 300 bin ekonomik ampulün 170 bini dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı. Ampulleri Çin'den getiren kargon uçağı Hindistan'da yakıt alıp direkt uçuşta Ercan Havalimanı'na indi. Ampulleri getiren uçağın karşılanması için diğer yetkililerle birlikte Maliye Bakanı Ahmet Uzun da havaalanına giderek Ercan'a inen uçağın karşılanması sırasında basına açıklama yaptı. Maliye Bakanı Ahmet Uzun yaptığı açıklamada önümüzdeki haftadan itibaren sosyal yardım alanlara yönelik sobaları ve halka yönelik ampulleri dağıtmaya başlayacaklarını söyledi. Yeni santralin 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayacağını söyleyen Uzun, gelen ampulleri de elektrik kullanan tüketicilere dağıtacaklarını ifade etti. Toplam 300 bin adet getirilecek ampullerin 170 bininin geldiğini belirten Uzun, bu ampuller için ihaleye çıkıldığını ve elektrik konusundaki uzman kişilerin en iyi, en tasarruflu ve en uzun ömürlü ampullerde karar kıldığını kaydetti. Uzun, bu ampullerin Şangay'dan direkt seferle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesinin de ayrı bir önemi olduğunu dile getirdi. Müzik
Yakında üniversitesi dünya tarihine geçecek çevre kongresinin hazırlıklarını tamamladı. 19 Şubat'ta başlayacak kongreye çok sayıda bilim adamı katılacak. Kongre, dünyadaki çevre sorunlarının çözümü için önümüzdeki yıllara büyük ışık tutacak. Kurucu rektör Dr. Suat Günsel'in onursal başkanlığında 2 yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmaları rektör yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş koordine ediyor. Profesör Gökçekuş dün Genç TV'de yayınlanan Ada Sabahı programına konuk olarak kongre ilişkin bilgi verdi. Gökçekuş kongrenin önemine dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs mevsimin en yağışlı günlerini geçiriyor. Yağmur çiftçiyi sevindirdi ancak her yer çamur ve su birikintisi oldu. Buna bir de su baskınları eklenince yağmur sıkıntıya neden oldu. Adanın genelinde etkili olan yağmurlar su birikintilerine ve yolların bozulmasına neden olurken Kervansaray'da bulunan Life Zone adlı fitness center'ın alt katı tamamen sular altında kaldı. Hasan Can Türk'e ait salonun alt katında bulunan aletler sular altında kalırken salonun alt katı kullanamaz hale geldi. Bu arada itfaiye mi, belediye mi derken 70 cm suyla dolan salonu boşaltma işleminde karmaşa yaşandı. Ledra Caddesi'nin geçişler açılması için dün Lefkoşa'nın kuzey ve güneyinde Kıbrıslı Türklerle Rumlar tarafından eş zamanlı etkinlik düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde kuzeyde ve güneyde aynı anda balonlar uçuruldu ve katılımcılara zeytin dalları dağıtıldı. Kuzeydeki etkinliği Bu Memleket Bizim platformu, güneydekini ise Ledra'nın açılması için vatandaş inisiyatifi gerçekleştirdi. Hava muhalefeti nedeniyle Kuzey Lefkoşa'daki etkinlikte planlanan konuşmalar yapılmaz ve şarkılar seslendirilmezken yalnızca şarkılarımız Ledra için yazılı pankart açıldı ve balonlar havaya bırakıldı. Kuzey Lefkoşa'da etkinliğe Bu Memleket Bizim platformu içerisinde yer alan sendika temsilcileri, iş insanları, esnaf ve bazı milletvekilleri katıldı. Güney Lefkoşa'da ise konuşmalar yapıldı ve şarkılar söylendi. Buradaki etkinlikte yapılan konuşmalarda Ledra Caddesi'nin bir an önce karşılıklı geçişleri açılması talep edildi. Irak'ta şiddet giderek artıyor. Bağdat'ta dün kalabalık bir pazar yerinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 80 kişinin öldüğü, 150'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Slovakya'nın büyükelçisi Peter Burian, konseyin Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayında da ağırlıklı olarak Somali, Sudan'ın Darfur bölgesindeki kriz ve Orta Doğu konusundaki gelişmeleri ele alacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne açıklanan Irak'a ilişkin Ulusal İstihbarat Tatmini raporunda askerlerin bu ülkeden kısa sürede çekilmesi durumunda Kürtlerin Kerkük'ü ele geçirme ve özelliklerini genişletme çabalarının Türkiye'nin askeri müdahalesine yol açabileceği ifade edildi. Raporda Irak'ın geleceğine ilişkin ciddi kaygılara da yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilginç bir açıklama geldi. Erdoğan, "Herkes bilmelidir ki Türkiye keyfilik ve hukuksuzluğa asla müsaade etmeyecektir." dedi. İzmir'e 3 günlük ziyaret için giden Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan, Karşıyaka Spor Salonu'nda yaklaşık 15 bin kişiye hitap etti. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığından genel seçimlere, derin devletten Hrant Dink cinayetine pek çok konuya değindi. Erdoğan şöyle devam etti. "Bana soruyorlar, derin devlet var mı diye. Tekrar söylüyorum, evet var. Varsa neden ortaya çıkarmadığımızı soruyorlar. Onlara sesleniyorum, o kadar kolaysa siz çıkarsaydınız." diyerek eski hükümetlere seslendi.
Geçmişten günümüze, Kıbrıs'ın geleceği, geleceğin bankası. Kıbrıs Vakıflar Bankası. Yaz sezonu geldi. Siz misafirlerinizle bir bahçe sefası sürmek istiyorsanız Uğur Möble'ye gelin, kesinize göre kaliteli, çok kullanışlı, şık görünümlü bir bahçe mobilya takımı alın ve keyfinize bakın. Uğur Möble. Şendol. Yuvanızın zengin ve zevkli bir görünüm kazanmasını istiyorsanız Uğur Möble'den alacağınız dekorasyon aksesuarlarıyla evinizde huzurlu ve mutlu olacaksınız. Uğur Möble. Uğur Möble'nin genç odaları için hazırladığı möbleleri gördünüz mü? O zaman Uğur Möble'ye gelin, mobilyalarımızı görün, alın ve çocuklarınıza huzurlu bir ortam hazırlayın. Uğur Möble. Getirse olur. Çünkü sonuçta çok eğlenceli bir program bu. Yani insanlar keyif alacaktır. Oturdukları zaman, izledikleri zaman. Bence iyi bir şey olmuş yani. İnsanları eğlendirmek için ya da değişiklik yaratmak için güzel bir şey. Vallahi Kıbrıs'ta nasıl olacağını çok merakla bekliyoruz. Yani değişik bir etkinlik. Kıbrıs için de farklı bir şey. Bugüne kadar gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de görmeye alıştığımız bu programı ülkemizde de görebileceğimize ben inanmazdım. Bunu başaran kreatif ajansa gerçekten çok tebrik ediyorum. Kreatif ajansa çok tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel bir şey. Eskidi. Songurlar Epengle Jack Collection serisiyle koltuklarınızı yeniliyor. Birçok renk ve desen çeşidiyle koltuklarınız yeniden doğuyor. Songurlar Halı Döşemelik ve Perde Sarayı. GAKTİV'deki birliklerimiz devam ediyor değerli izleyenler. Bu akşam inşaat sektörünü konuşuyoruz. İnşaat sektöründeki doğruları ve yanlışları konuşuyoruz. Bu akşam çok değerli konuklarımız vardır. Sayın Sadık Gardiyanoğlu, sana ilk bölümde söz vermedik. Söz sırası sende. Buyur. Teşekkürler. Öncelikle herkese tekrar iyi akşamlar. Şimdi bu eminlemeden bahsetmeden önce ben bazı sıkıntıları dile getirmek isterim. Çünkü bizi seyreden teknik personel olmayan, Eminame'yi daha önce okumamış sivil halkımız da var.
Şimdi ben daha çok eminlemenin şu maddesi bu maddesi olarak değinmeyeceğim. Sektörde ilk önce yanlış anlaşılmaları ben gidermek isterim. Herkes müteahhiti. Şu anda biraz önce telefonlar geldi. Dinledik işte müteahhit çevreyi katleden, düzeni bozan bir kesim olarak görülür. Ben bunu ilk önce bazı noktalara değinip ortadan kaldırmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce bir müteahhit inşaatlarına başlamadan önce mevcut yasalara göre en uygun arazisini bulur. Gerek kat karşılığı, gerekse para karşılığı bu arazi satın alır. Ve düşüncelerini bir mimar ve mühendis ekibiyle paylaşır ve buraya ilgili projelerini hazırlattırır. Bu projeler daha sonra Mimarlar Mühendis Odası Ortak Vize Bürosu'ndan vizelenir. İlgili kaymakamlık, bu mahpusa kaymakamlığı, Girne kaymakamlığı veya ilgili izin kurulur. Bunlara bu dosyalara verilir. Bu dosyalardan sonra inşaat izin takip süresi başlar ve inşaat izni 7 daire dolaştıktan sonra, şimdi ben bu dairelerin sürecini anlatırsam saatimiz yetmez. Ortalama iyi koşullarda 6 ay, normal koşullarda 1 yıl içerisinde inşaat izni çıkar. Siz hiçbir zaman bir yatırımcıyı 1 yıl bekletemezsiniz. Bir arazinin günlük değer artışı vardır, pasta dilimleri dediğimiz dilimlerin daralma olayı vardır. Ve tabii ki en büyük önemlisi Rum'un bir lobisi vardır. Ve özellikle Avrupa pazarını kapatmaya çalışan Rum lobisine karşı müteahhitler burada hızlı ve atak olmak zorundadır. Ki bir an önce arzu edilen satış grafiğini yakalayabilsin. Ama bu konularda nedir? En büyük müteahhitlerin karşılaştığı sorunlardan biri de yasal prosedür olarak ki burada devletimiz haklıdır. Kaçak inşaat olayı yani izni alınmamış inşaatların başlanması tabii ki yasalarımızda yasak. Ama müteahhitin de kendine göre bazı sıkıntılar olduğu için maalesef kaçak inşaata başlamak zorunda kalıyor. İlk önce bu müteahhitlerin en büyük sıkıntılarından biri gibi gözükse de devletimiz 83'ten bu yana, kurulduğundan bu yana maalesef ana vatanımızın dışında bizi tanıyan bir ülke yok. Ve 30 yıl, kusur yıldır geçmiş devletlerin, şimdiki hükümetimizin ve gelecek hükümetlerin de bizi tanıtmak için bazı girişimleri oldu, olacaktır da. Ama bu 30 yıllık süreci müteahhitler bir anda geçti. Bugün baktığınızda gerek İngiltere'de düzenlenen Excel fuarı olsun, gerekse yabancı yayınlar olsun, müteahhitler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ta Yeşilköy'den Karpaz'a kadar her tarafını tanıtmışlar. Bu ilk önce müteahhitlere teşekkür edilmesi gereken bir noktaymış gibi düşünüyorum. İkinci bir olay da bu eminamelere gelirken bir Ramazan Bey'in de, Redif Bey'in de bahsettiği bir belirsizlik vardı. Nedir bu belirsizlik? Aldığım mal acaba yıllar sonra, 2-3 yıl sonra aynı statüyü koruyacak mı diye sıkıntılarımız var. Hala da bunu da yaşamaktayız. Özellikle ikinci Girne bölge eminamesinden önce bir çok fazla ses getirmese de bir Boğaz eminamesi yaşadık. Bu Boğaz eminamesi dış piyasa yönelik bir bölge olmadığından, iç piyasaya yönelik olduğundan veya İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türk soydaşlarımıza yönelik projeler olduğundan çok fazla bir ses getirmedi. Ama devletimiz de özellikle Müteahhitler Birliği ve Mimarlar Odası'nın bir çalışması sonucu ortak paydalarda buluşuldu. Olabildiğine yakın iyi bir şekilde bu Boğaz Eminamesi tamamlandı. Ha burada mağduriyetleri var mı? Var. Müteahhitlerin kayıpları var mı? Var. Birinci müteahhitlerin kayıplarından bahsedersek, özellikle piyasaya karşı verilen güvensizlik, işte Boğaz Eminamesi'nde ne olacak, ne sonuç çıkacak? Ve bu Boğaz Eminamesi'nde birçok müşterimizle biz oturduk ve birebir konuştuk. Onların herhangi bir mağduriyet olmadığını, normal projenin seyrinde devam ettiğini anlattık. Ama bunu anlatamayan müteahhit arkadaşlarımız da oldu, firmalar oldu. Ve bu Boğaz'da devam etmekte zorlanan maalesef arkadaşlarımız oldu. Kontratların fesh edildiği oldu. Anlaşmaların bozulduğu oldu. Projelerin feshi oldu. Ama Kıbrıs'ta tek arazi sahibi müteahhitler değil. Burada bir de sivil halkımız var. Sivil halkımızın da kendi mağduriyetlerini bilmek zorunluluğu var. Şimdi siz bir köyde yaşayan bir insana bu eminameyi önüne koyduğunuzda bu eminamenin onda birini anlamayacaklardır. Birçok madde vardır. Ben 12 yıldır mimarlık yaparım. Ben bile bazı eminamelerin maddelerine zorlanırım. Bu eminamelerde en büyük sıkıntılarımızdan biri de
sivil halkımızın zorlanması. Nasıl zorlanması? Babadan kalma topraklarımız vardır. Atadan kalma topraklarımız vardır. Halk bunu düşünür. İleriye bir yatırım yapmak ister. Halkın da düşündüğü nedir? İşte oğluma, kızıma bir ev yapayım. Kıbrıs tipik alışkanlıklarımızdır bunlar. Ev yapalım. İşte o çocuklarımızın başını sokacak bir yer bulalım. Veya işte birkaç dönem arazi satayım. Da işte kızımı evlendireyim, oğlumu evlendireyim, oğlumu okutayım veya özel ihtiyaçlarını gidermek için bazı düşünceleri vardır. Ama maalesef bu çıkan eminamelerin dolayı, bu belirsizliklerin dolayı insanlar da bunu yerine getiremeyecekler. Bunun farkında değiller. Ama şimdi de sözlerimden de şu anlaşılmasın. İşte biz müteahhitler, mimarlar eminameye karşıyız. Kesinlikle. Biz eminamenin savunucularıyız. Biz eminamelerin çıkması taraftarıyız. Ama ve lakin eminameler hazırlanırken Mimarlar Mühendisler Odası'nın bir ekip alınmasını istedik. Müteahhitler Birliği'nden bilirkişilerin gitmesini istedik. Sivil toplum örgütlerinden bilirkişilerin gidilmesini istedik. Olmadı mı? Olmadı. Olmadı. Nasıl ki örneğin Müteahhitler Birliği'nden Sayın Cafer Gürcefer, ki bu eminamelerde gerçekten müteahhitlerin sonsuz yanında oldu. Mimarlar Odası Başkanı Sayın Ekrem Bodamyalızade ve yönetim kurulu, ki defalarca toplantı yaptık, beraber toplantılara gittik. Bu eminamelere yine hep beraber haykırdık, karşı değiliz ama düzenlemelerde, bu kurullarda, bu yönetimlerde biz de olalım diye İçişleri Bakanlığı'na teklifler götürüldü. Bu teklifler kabul edildi. Fakat bu eminame yayınlanmadan, son taslaklar bittikten, yayınlanmadan, bakanlık onaylanmadan bir gün evvel Müteahhitler Birliği'ne ve Mimarlar Odası'na iletildi. Lütfen bize yarına görüşlerinizi verin diye bir istekte bulunuldu. Fakat bu eminameler okunurken haritalarla beraber okunmak zorundadır. Çünkü bu eminamelerin içinde birçok renk vardır, birçok bölge anlatılmaktadır. Fakat harita olmadığı için Mimarlar Mühendisler Odası ve Müteahhitler Birliği yeterince olayı hazmedemedikleri için, tam şey yapamadıkları için ve en önemlisi zamanlarının dar olmalarından dolayı çok fazla bir katkı koyamadılar. Evet. Ve bu sıkıntılarını da ilgili makamlar anlattılar. Biz bu eminamelerle ilgili hazırlığımızı yapamadık. Biz bu son dakika bu eminamelerimize gelmesini değil, biz bu eminamelerin hazırlanan komitede yer almak istedik. Ve bu eminamenin çıkışını ertelemelerini ve son şeklini işte Mimar Odası, Mühendisler Odası, Müteahhitler Birliği ve diğer bu kuruluşlara bağlı sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı bir ekiple tekrar denetledim. Son şeklinin verilmesini istedi. Fakat bu olmadı. Ve işte biraz geçen gün de, dün de işte resmi gazetede bize tarafımıza ulaştırılan eminameyi elimize aldık. Şimdi bu eminamede ilk önce yanlış anlaşılmalar var. Nasıl yanlış anlaşılmalar var? Örneğin basında görüyoruz. Haberi spikeri iniyor Girne'nin içine ve diyor ki, mikrofonu uzatıyor halka. Diyor ki, ey Sayın Girne'li, yeşil Girne mi, beton Girne mi? Ben mimar ve müteahhit olarak bana da bu soru sorsa tabii ki yeşil Girne diyeceğim. Herkesin fikri olan bu. Herkes yeşili ister. Kesinlikle. Ama biraz önce Redif Bey'in de değindiği bir olay vardı. Dedi ki, bir arazinin %20 inşaat alanı vardır. Ben bunu biraz yalınlaştırayım, halkın anlayacağı bir dile getireyim. Örneğin 1000 metrekarelik bir arsanız var. Bu arsaya sadece 150 metrekare tabanda, 50 metrekare üstünde bir inşaat yapabilirsiniz. Bu da demektir ki 1000 metrekarelik bir arsanın 750 metrekaresi boştur. Topraktır. Yeşil size olabilir. Bahçe olarak kullanılımına verilir. Burada bizim müteahhitler olarak bazı tekliflerimiz oldu. Dedi ki, ev başına inşaat izni alırken 7 tane daireden dolaşıyoruz. Eğer bu yapılan projede konut sayısı 20'nin üzerindeyse çevre dairesine gidiyor bu dosyalar. Diyoruz ki, müteahhitleri zorlayın, yasasını koyun veya özel yaptırım uygulayın. Deyin ki, ev başına 15 tane ağaç ekeceksiniz. Ha, ekecek yeriniz yoksa devletin göstereceği başka bir yere şehirlendirmekle mükellefsiniz. Diye biz bunları da istedik ve gönüllü de olduk. Evet. Ama bu şekilde halkımızın da bu şekilde bilinçlendirmesini isterim. İşte dağlara, tepelere girildi. Doğrudur, dağlara, tepelere girildi. Ve ben bunu maalesef bir Kıbrıs olarak gözlerimi yaşararak izlerim. Denizlere de girildi. Şimdiki hükümeti suçlamak zor değil yani. Geçmişten gelen günümüze kadar bunlar. Gelen. Şimdi bugün sen dağın eteğini parsellediysen, dağın tepesini parsellediysen ve zamanında koçan verdiysen ve orası imara açtıysan ya da imar varsa orada
Kusura bakmayın, babam emekli bir memurdur. Babam bugün 30 senesini, 40 senesini verdiyse memur olarak ve çıktı bir ikramiyeci kaldı. Dedi ki işte ben oğluma bir tane arsacık alayım da bulunsun kendine, biraz önce şeyin dediği gibi. Sadık arkadaşımın dediği gibi. Bir arsacık alayım da bir evcik yapar çocuğum ileride, ya da torunlarıma kalır bilmem ne. Adam evet. Aldı orasını. Verdiyse 40-50 bin isterim bugünkü girinerek arsaların ya da bir dönüm arazinin fiyatı. 40-50 bin isterlin olduğu için şey yapıyorum. 40-50 bin isterlin dişinden dırnağından artırdığı parayla bir arsacık aldı. Sen diyeceksin kendine, kusura bakma be kardeş, biz bir eminleme çıkarttık. Buraya sen şey yapamam. %0 kullanımım vardır ya da ne bileyim ben bir tane kulübe yapabilirim ya da bilmem ne yapabilirim. Yani bu olacak bir şey mi? O adamın hayatını sıfırdan çarpmak demektir. Evet. Bütün uğraşı bir arsa almayla geçti. Telefonumuzu bekletmeyelim. İyi akşamlar. Alo. Mustafa Bey, iyi akşamlar. Alo. Buyurun Mustafa Bey. Alo. Mustafa Bey, sizi duyuyoruz. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, buyurun. Müteahhit arkadaşlara bir sorum var benim. Buyurun. Şimdi altyapılarla ilgili bir soru yönetmek istiyorum. Buyurun. Mausa Boğazı, Karpaz, Davlos, Esentepe, Lapta Karşıyaka Kayalar ve Girne Boğazı vesaire gibi yerlerimiz var. Bölgelerimizde altyapılar yetersizdir. Yani içme suyu akımı yoktur. İlgili daireden parselasyon izni veya site izni alırken altyapı yetersizliği nedeni ile su akımı verilmeyecektir söylenmiş olmasına rağmen bu inşaatlar yapılıp halkımıza, turiste veya Londra'dan gelen vatandaşlara satılıyor. Acaba bu alıcılara altyapısı yoktur, yani içme suyu yoktur diye söylenir mi? Yoksa sonradan mı ortaya çıkar? Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler Mustafa Bey. Şimdi Mustafa Bey'in sorusu güzel. Yani insanlar evi aldıktan sonra mı su olmadığı ortaya çıkar, yoksa önceden altyapısı hazırlanır mı? Var mı böyle bir sıkıntı? Şimdi ben bunu ilk defa duyuyorum. Yani su verilmeyecek diye. Ben bunu cevaplayayım. Su verilmeyecekse o zaman oraya parselasyon izni verilmeyecek. Parsel açıldığı zaman biliyorsunuz telefonudur, elektriğidir, evet. Suyudur, gider. Evet. Şimdi Mustafa Bey diyor ki bu saydığı yerlerde yoktur altyapı çalışmaları ve evler yapılır. Evet. Bunlar müşteriye söylenir mi? Su olmadığı böyle bölgede biz bu evi yapıyoruz ama suyumuz da olmayacak diye denir mi? Denmez tabii ki. Şimdi bugün ara bizim başımıza gelmedi. Şimdi ben yaptığımız. İsterseniz açıklık getireyim bu konuya. Mesela Boğaz'da siz ev yaparsınız. Bizde vardır. Bizde tabii ki su dairesinin görüşleri alınmak zaruridir. Biz bu dosyaları aldığımızda mesela biz tabii ki inşaat olarak yerleşim yerinde içinde olduğumuz için tabii ki bizim böyle bir sıkıntımız yok. Ama diğer müteahhit arkadaşlar da aynen şöyle bir ibare vardır. Şu anda yeterli susuzluk demiyor. Yeterli altyapı eksikliğinden dolayı şu anda su verilmesi uygun değildir diye bir madde vardır. Bunu isterse Mustafa arkadaşım su yoktur verilmeyecek diye düşünsün. İsterse diğer müşteri yani şu anda altyapı yoktur, ne yoktur? İşte onu taşıyacak boru yoktur, onu getirecek kazılar yoktur diye de burada yorumlayabilirsiniz. Yani emsali oldu mu bunun sevgili Sadık? Bunun yani, emsali oldu adam tabii ki oldu. Adam evini yaptı bitirdi ama suyu yok. Var. Bunun oldu mu emsali bunda? Var. Emsali nasıl var? Nasıl şimdi, inşaat izni verilir buna? Bu ayrı bir. Yani inşaat iznini alınır. İnşaat izni alırsınız gayet rahatlıkla. Altyapı olmadan inşaat izni alınır mı? Altyapı şimdi şu şekilde. Normalde eskiden çıkan bir slogan vardı. İşte belginizi verin size altyapı, elektrik, su, telefon olarak geri dönsün diye, ama müteahhitlere maalesef bu dönemiyor. Çünkü elektriği, suyu, telefonu ve tüm altyapıyı asfaltına, bordür taşına kadar iğneden ipliğine her şeyini müteahhitler yapar. Yani altyapı çalışması yapılmaz. Bir tarlanın içine müteahhit isterse ev yapabilir mi şu anda? Müteahhit ancak şu şekilde yapabilir. Mesela yasalar diyor ki buraya konuta açıksınız. Bu daireler, biraz önce bahsettiğim 7 tane daire vardı. İnşaat, bunun içinde elektrik kurumu da var, su işleri de var, telefon dairesi de var. Evet. Bu daireler size bir kuraki verir. Der ki, inşaat izninizi alırsınız ama bir de bunun nihai onayı vardır günün sonunda. Yani bu evleri bitirdiğinizde oturum belgesi, final approval dediğimiz bir belge var. Evet. Bu belgede neye göre verilir? Bu 7 tane dolaşılan dairenin sizden istedikleri vardır. Mesela elektrik kurumu der ki, hattı buradan alıp buraya götüreceksin, buraya trafoma yapacaksın diyor. Müteahhit bunun tüm bedelini ödüyor. Müşterisine yansıtmadan.
Telefon dairesi diyor ki benim ana line'larım buradadır. Bu hatları alacaksınız. Buraya göreceksiniz. İç dağılımını da böyle yapacaksınız diyor. Su da aynı şekilde. Su da aynı şekilde. Peki emsali var dediğiniz yani daha önce alıp da bunlar olmuyor. Yok emsali var nasıl? Yine müteahhit arkadaşımız tüm izinlerini aldı. Projeye aynen bir fiil yerine getirdi. Final approval'ını aldı. İnsanlar şu anda içinde yerleşti. 2,5 yıldır insanlar yarısını kendi ceplerinden, yarısını müteahhit firma tarafından tankerle 2,5 yıldır su taşıyorlar. Tankerle? Tankerle. Var yani bunlar? Var. Ama böyle bir ibare nasıldır? Çok enteresan bir olay var. Yani düşünün bir ev alacaksınız yeni ve tankerle su gelecek. Tankerle su gelecek. Çok enteresan bir olay var. Nedir olay? Su işlerinde şöyle bir ibare var. Su sitelere verilemez, kişilere verilebilir. Yani örneğin siz yaptığınız 40 tane ev, eğer içeriye siz koçan olarak çıkarıp site koçanı çıkaracaksanız o insanların vay haline. Yani site koçanı demektir, hissedar hisse koçanı demek. Ama o siteyi siz en başta tasarlarken müstakile böleceksiniz. Yani gün sonunda parselasyon yapacaksınız ve her araziye bir ev gibi düşünüyorsanız devlet buna su bağlıyor. Böyle bir ikilem var. Ve bugün mesela gerçekten Kıbrıs'a su sorunu birinci sorun. Hadi safhada. Yani özellikle bu sene kurak geçtikten sonra ben bu yazı düşünüyorum. Olan kuyularımızın da şu anda kurumaya yakın. Devletin de buna bir an önce çözüm getirmesi gerekir. Nasıl çözüm getirmesi gerekir? Genelde birçok müteahhit, Sayın Denizkan en basit örneği su işlerine dediler ki, tüm finansını biz sağlayalım. Ozmosil sistem dediğimiz deniz suyunun arıtılmasıyla ilgili tüm masraflarını dediler biz karşılayalım. Bize suyu verin. Ama tabii ki müteahhitin yeri o belki arıtmaya uzak olabilir. Ama bizim sitemize suyu getirin. Biz de sizin göstereceğiniz X bir başka bir yere bu atıyorum günde 5000 10000 metreküpü işte yap işlet devret modeliyle işte tüm altyapı masraflarını biz karşılayalım. Devlet bunu işletsin gibi önerilerle de gitti müteahhitler. Ama bilmiyorum hala daha bu gündeme geçmedi. İşte hatırlarsanız da seçim belediye seçim dönemlerinde en büyük programlardan biriydi bu. İşte denizden su aratacağız susuz yer kalmayacak diye. Seçim zamanı şey konuşulabiliyor. Ama müteahhitler bunu 2 sene önce önerdi. Yani ne belediye seçimi vardı ne yerel seçimler vardı. İşte bu anlamdan sonra, anlam plandan sonra çıkan yapılaşmadan dolayı yine su işleri ikaz sinyallerini verdiydi. Suyum yoktur arkadaşlar, dikkatli olun. Ama müteahhitler de bunun üzerine önerileri sundu. Fakat bu öneriler maalesef kabul görmedi. Yani müteahhitler her türlü öneriyi açık. Ama biraz önce dikmeden arayan Sayın Karaderin de verdiği örnek doğrudur. Örneğin yerleşim yerinden uzak olan inşaatlarda gerçekten böyle bir sıkıntı vardır. Birçok inşaatlar yapılıyor şu anda. Yolun sağ tarafında evet. Veya sol tarafında. Evet. Orada mesela elektrik altyapısı veya su veya... Şu anda yoktur. Yoktur şu anda. Hatta böyle ama binalar da yükseldi orada. Binalar yükseliyor. İzninizi alırsınız. Nasıl? Biraz önce size bahsettim olaylar çerçevesinde. Bu binalar bittiğinde elektrik kurumunun telefon dairesinin su işlerinin size önerdiği ve projelendirdiği projeleri yapmakla mükellefsiniz. Evet. Telefonumuzu alalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo. Sayın Özel İyi akşamlar. Buyurun başkan. Harun iyi akşamlar. İyi akşamlar. Müteahhit arkadaşlar iyi akşamlar. Özel Bey iyi akşamlar. Şimdi Harun Bey işin gerçeği şu. Devlet bir hantal. Hızlı çalışan bir özel sektör. Devlet özel sektörü yetişemez. Altyapıyı devlet... Biraz televizyonun sesini kısar mısınız başkan? Kısayım. Dediğiniz gibi inşaat izni alınması için yapılan müracaatlar Sadık arkadaşımız iyi niyetle söylemiş galiba bir yıl. Ben birkaç arkadaş bilirim. 2-2,5 yıl oldu. Hala daha izinleri yeni bitmeye başladı. Yani inşaatlar bitti. İzinler daha yeni. Başladı yarısı bitti. Tankerlerle su gidiyor. İyimser olmaya çalıştım ben bu akşam. Altyapı yok. Su yok. Buyur başkan. Şimdi Harun Bey önemli olan bu KKTC devletinde tüm vatandaşlar yasalara karşı eşit haklardan yararlanmalı. Bugün ne güzel Girne, Magosa veya Lefkoşa'daki inşaatlar tartışılırken Karpaz'daki inşaatların yapım şekli nedir, inşaat yapılır mı? Gönül arzu ederdi ki oradaki müteahhit arkadaşlar da bu konuya biraz el atsın. Şimdi biliyorsunuz Karpaz'da herkes çoluk çocuğuna ev bile yapamıyor.
emirname nedeniyle. Doğru. Bu Karpaz emirnamesi 2,5 yıldır çıkalı, hala daha bunda herhangi bir düzenleme yapılmış değildir. 2 yılda yasallaşması gereken bir emirnameydi bu. Bu Karpaz emirnamesi Karpaz'daki işsizliği körüklemiştir. Karpaz'daki insanların azalmasını sağlamıştır. Karpaz'da insanlar yapılan tüm anketlerde de en fazla işsizliği yaşayan bölge, en fazla ekonomik sıkıntıyı çeken bölgelerden biri olduğunu defalarca anketler kanıtlamaktadır. Ve buna rağmen hala daha ısrarla bu inşaat yasağını sürdürmelerin anlamı nedir bir türlü anlayamadım. Başka bölgelerde emirnameler hazırlanırken emirnamenin içeriğine baktığınızda bir düzenleme söz konusudur. Bir disiplin söz konusudur. Fakat Karpaz emirnamesinde bir yasaklama söz konusudur. Her şey yasaktır. Bizim sadece köyün merkezinde inşaat yapabilirsiniz. Altyapısı hazır olmasına rağmen 10-12 kilometrelik bir mesafede kesinlikle inşaat yapma yasağı vardır. Ve bu arazilerde üstelik kayalık olan arazilerde, dozerler bile giremeyen yerlerde tarım arazisi diye ayrılmıştır. Yani bu basbayağı halkla alay etmek demektir. Tabii evet, yalnız bu emirnamenin yanında başka bir şeye daha temas edeceğim, belediyeler konusudur. Gönül arzu eder ki bu Karpaz emirnamesi sabaha kadar konuşsak bitmez. Ben biraz kısa keseceğim. Son yapılan sayımda çok ilginçtir. Memleketimizde olan, vatandaş olmayan öğrenciler, kaçak işçi adı altında sondurulan yasallaşıp da izinli işçiler de facto da sayılırdı bugüne kadar ve de jure da sayımı yapılmıştır ve de jure nüfusu 256 bin gösterilmiş, 80 bin kişi ek olarak 256 bin içindedir. Evet. Ve bunu sırf bazı belediyeler kendi katkı paylarını fazla artırsınlar diye, özellikle merkez belediyeleri, ilgili bakanlıkları ve depoyu bastırarak ilk kez de facto içinde sayılması gereken öğrenciler, işçiler, bu memlekette olan Fransızlar, İngilizler, hepsi toplam 80 bin kişini de jure adı altında kayıtlara geçirmişler ve biz, örneğin bir Erenköy Belediyesi, bu yapılan sistemde 130 milyar lira kesintiye uğradık. Bir Güzelyurt Belediyesi 2 trilyon lira. Yani buradan 20 belediyenin üzerinde belediyeler bunun zararını şu anda görmektedir. Ki biz önümüzdeki hafta artık bu konuda bazı tedbirler almak zorundayız. Çünkü burada çok büyük haksızlıklar yapılmaktadır. Birkaç belediyeyi kollamak için nüfus sayımında bile, bu dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Yıllardır, 30 yıldır de facto adı altında sayımını yapılanları de jure katmak kadar düşüncesizlik olamaz. Burada haksiyet vardır. Tabii de jure 80 bin kişinin 256 binden çıkarırsanız burada bu memleketin nüfusu hiç artmamıştır derler. O zaman nüfus artmadı diyecekler, ayıp olur falan filan ve bunu de jure sayırlar. Bu böyle olamaz. Buna tedbir alınması lazım. Ve gerçekten özellikle kırsal kesim belediyeleri bunun çok zararını görmüştür. Ayrıca bir Erenköy, ben düşünüyorum, biz belediye olarak altyapıda öyle yatırımlar yaptık ki gerek elektrik olsun gerek su olsun, altyapıyı hazırlamamıza rağmen bize 2,5 yıldır yasak konmuştur ve adam kendi çocuğuna evinden 50 metre uzaktaki arazisine kızını evlendirecek, ev yapmak ister ve yapamazsınız diyoruz. Fakat Rum izinsiz belediye başkanı ve kaymakamlık buna göz yummasına rağmen kökten ev yapmıştır yasak olan bölgede. Bu ayıptır, yazıktır. Bu bize karşı saygısızlıktır. İnsanlığa karşı saygısızlıktır. Yani buna biz vatandaş olarak artık dur deme zamanı geldiğine inanmaktayız. Eğer birkaç ayın içinde buna bir çare bulunmazsa
kesinlikle biz Erenköy halkı olarak eylem koymak niyetindeyiz, kararlılığındayız. Teşekkür ederim başkan. Bunun Türk AKP'nin bilmesinde yarar vardır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkan. Tabii ki sayım sonuçları da memlekette büyük bir tartışmaya yol açtı. Sayın Başkan'ın dediği gibi kırsal kesim belediyeleri bu işten çok büyük zarar görüyor. Ve dediği gibi de işte eylemler başlayacak. Yani sayımı da yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Ama tabii ki bu memleket zaten hep bunlardan büyüdü, bunlara alıştı. Hep böyle sistemsizlikle gün geçirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu da bizleri üzmektedir. Ancak dediğim gibi önümüzdeki günlerde sanıyorum ki bu eylemlerle alevlenecek. İyi akşamlar. Aydın Bey, iyi akşamlar. Aydın Bey tekrardan bizleri arasın ve bağlansın. Nerede kalmıştık? Başkanım, şimdi ben Yeni Erenköy Belediye Başkanı zannedersin. Evet. Şahsen tanıyorum. Köyünde çok iyi tanıdığım bir insan köy içinde bile kızına ev yapamadı. Zannedersen buraya değil. Yani köyün merkezinde yapabilirsin evet, evet. Diyor ama... Yok, hemen köyün içindedir bu dediğim vatandaş. Bizzat misafirim oldu. Anlattı bana konuyu dedi. Evimin hemen ötesinde bir yerim vardı. Yani arsam vardı. Kızıma dedi, yeni evlenen kızıma ev yapmak istedim, yapamadım dedi. Ve biz de konuyu duyunca dedik ya köy merkezinde emirname mi olur ya olmaz herhalde falan. Adam belgeledi. Biz firma olarak, şirket olarak oraya yatırım yapmak istiyoruz şu anda Yeni Erenköy'e. Çok güzel bir belde. Harikulade bir yer. Yani biz yatırımcılar hep böyle güzel yer diyebildiğimiz bir yerdi. Ama yapamıyoruz. Çünkü emirname var. Evet, ne yapayım? Nasıl alayım? Ve 2,5 yıldır dedi emirname yayınlandı. 2,5 yıldır. Bir önce de ben ona değindim. Karpaz emirnamesi, tatlısı emirnamesi falan. 2 yılda tatlısı buluyoruz zannedersem. Halen daha bir şey yasa çıkmadı, yasalaşmadı. Yani bu emirname 2 yıldan sonra zaten yürürlükten kalkması lazım. Bugün ne demektir dediğim biraz önce bahsettiğimiz konu. Yani adam uğraşır kendine bir arsa alır, bir şey yapar, çocuğuna bir ev yapacak ve senden kendine yapamam domates salatalık oraya. Yani özel sektör devletin çok önünde. Şimdi bu elektrik kesintileri zaten bu ülkede son günlerde artmasının tek nedeni bu değil miydi? Yani bu inşaatlar yapılırken hiç düşünülmedi. Elektrik ona da konusu ona hiç da konuşulmadı. Bugün ama ne oldu? Sonunda yetersiz kaldık. Evet. Ve şimdi artık ona çare üretmeye çalışıyoruz. Bugün, ama bugün müteahhitler her yaptığımız evde trafo istesin veya istemesin. Her yaptığımız evde yaklaşık 600 ile 750 sterlin arasında her ev başına trafo katkı parası ödenir devlete. Gerek bizim tarafımızdan gerek müşteriler tarafından. Trafo olmayan yere trafo yaptırılır müteahhitlere. Altyapı yaptığımız bölge olduğu gibi binalarımızın önlerine, aralarına falan telefon, su, elektrik hep bütün altyapıları yaparız. Ve döneriz bir daha devlete inşa ruhsatı öderik, belediyelere inşa ruhsatı öderik, vergimizi veririk, bilmem ne yapalım. Bunları ne için yaparız? Önümüzde bulalım diye yaparız bunları. Evet. Devlete evet. Katkımız olsun, devlet altyapıyı yapsın, yardımcı olsun bizlere diye yaparız. Ha, ne olur sonunda işte bak gördünüz, trafolarımız dayanmaz, her gün bir trafo patlar, yeni hayır, trafolar bu yazda lazım. Mesela ben susuzluğu çekeceğimizi görüyorum. Susuzluk da çekeceğiz. Bir şekilde hani çekeceğiz bu yaz çünkü kuraklık da vardır. Var evet. İyi akşamlar. Oya Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de ev için konuşacaktım. Buyurun. Biz de 8 senedir Dinle'de bir şey aldık, daire. Evet. Daire değil, site gibi bir yerde. Bir Erensoy'dan. Evet. Biz de aldığımızda evler yarı buçuğudu. Yaptık, hep biz bitirdik. Ne suyu var, ne elektriği. Hep onları biz baktırdık. Ama su yok. Bize de tankerle su getirdi. Şimdi Koçan'ı 8 senedir Koçan da vermez. Denktaş'a kadar çıktık. Daha bir şey yoktur. 8 yıldır. 22 kişiyik orada. Hep Londralı. Evet. 22 aile. Hepimiz Londralıyız. Bir iki villası var. Bangolodurlar böyle. İki tane de villası var. Bir tanesi boştur, satılmadı. 8 sene vardı. Hiçbir haber yok. Adamı 2-3 kişi mahkemeye verdi. Adam gitmez mahkemeye. Biz ne yapacağız? Koçan nasıl alacağız? Ve Kıbrıs'a da gelemiyorsun tabii eviniz. Yok her sene gelirim. Her sene gelirim Kıbrıs'a. Evde kalırım ama stres. Adam hiç görünmez. Stres çekersiniz. Bize Koçan vermez. Su yok. Bir şey yok. Yollar daha yarı buçuk bıraktı. Hep asfalt değil. Çamur. Hep oraları çamur. Şimdi de bu şey kazanlar. Evin önüne
kuyu kazarlar, bir kün geçirirler, su künkü de şey yaptılar ya, oraya bir büyük otel. Evet. Oraya şeyler, künkler tam kapının önüne. Şimdi de mermerleri mi yıkacaklar? Bize de kün geçirsin. Hiç olur öyle şey. Evet. Evet hocam. Koçanın 8 sene diye ama Denktaş'a kadar çıktı. Denktaş da bir şey yapmadı. E tabii ki Denktaş ne yapabilir ki? Yani bu işte en canlı örneklerinden biri. Yani maalesef işte düştüğümüz durumlara bakın. 8 yani yıldır tabii ki o yanımın bu sorunu var ama tamamen dırnaklarımızla bilmem neyimizle uğraşıyoruz. Ama 22 kişiyik orada. 22 ayrı hep de Londralı. İşte bunları duyan diğer vatandaşlar. İşte diğerleri duyunca bunları gelmek istemezler. Nasıl güvensin bizlere? Yani bunu alırken, bu malları alırken sonuçta bir araştırma yapması lazımdı zaten bu arkadaşların, bu insanların, bu vatandaşların. Oyarım çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak. Şimdi bende telefonumuz daha var. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurun. Ben bu inşaat sorununa bir taraf olarak değil de bireysel bir yurttaş olarak yaklaşacak olursam. Evet. Bu ülkede özellikle Annan Planı'ndan sonra belki de 15-20 yılda yapılacak olan inşaat 2 senede yapıldı. 2 senede, 3 senede yapıldı. Bu 2-3 senede 15 yılın, 20 yılın kazanılacak kazancı çok, yani kimseyi de suçlamayayım orada. Hiç kimse üstüne alınmasın lütfen. Hiç kimseyi de almıyorum oradakilerden. Evet. Yani bireyselliğe alınmasın kimse. 15-20 yılın kazancını 3 yıla yaydığınız, 3 yılda yaptığınız zaman bireylerde bu kazanç çoğaldı. Özellikle örneğin benim arkadaşım, isim vermeyeyim burada, eminim tanınmış müteahhitlerdendir. Evet. Bugün bisiklet sürdüğümüz adam, sigara parasını ben verdiğim adam, bugün son model Mercedes'lerde, gara gara yeni yeni Mercedes'lerde gezer. Ya Allah versin, gözümüz yok. Ama bu bir gelir dengesizliğidir. Bir yurttaş açısından baktığınızda, evet, inşaat açısından bakın. Bugün gidin Esentepe'ye, adam az önce arkadaş dedi, %15'ine, %20'sine yapılacak yapı. Yahu adamlar orada dahi şuralarından dümdüz etti. Neyin %20'si, neyin %15'i? Dağlar gitti. Yahu dümdüz etti adamlar, şuraya ne orada? Neyin %20'si, neyin %15'i? O dağı nasıl koyacaksınız yerine gereği? Bu haritada adamlar harita yapmış, orada rakım hala daha aynı. Gidin şeye, bahçelere kadar, ne bileyim ben tatlısıya kadar. Yani bunları nasıl eski haline koyacak? İnsanlar çıkar bugün küresel ısınma var, ağaçları kesmeyin de, bilmem ne yapmayın der. Biz sırf üstelik milyoneri yaratalım diye, bir de bizim içimizdekiler yetmedik, bizim kendi müteahhitlerimiz. Başladık İngiltere'den, Fransa'dan, oradan buradan ithal müteahhit getirme. İsrail'den. Bir Gary Rock var, bir bilmem Charles Estate var. İsrailliler var. Bizimkiler. Başladık onlara da. Yarın öbür gün Afrika'dan da başlayacak herhalde. Zanzibar'dan. Evet. Yani beni söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar dilerim. Teşekkürler Mehmet Bey. Tabii ki Mehmet Bey güzel bir konuya değindi. İşin de gerçeği bu. Şimdi yani haklıdır. İnsanlar haklıdır. Biz de diyoruz. İşte odur. Bizim savunmaya çalıştığımız odur. Yani bizim 15 yılda yapılacak işleri 2-3 yılda yaptık diyor. 2-3 yılda yaptık ama ve bunları yapmadan önce altyapılar da düşünülmedi. Bunları yaparken de işte bu ilk önce dediğim var ya, fiziksel bir ülkesel fizik planı hazırlanması lazım dedim ya ben. İşte budur değindiğimiz konu. Yani bugün şehircilikteki çalışanlar belki de dışarıda ömrülerinde proje yapmamış. Yani bir tane iki tane proje yapmış insanlardır. Yani kusura bakmasınlar. Orada ellerinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat biz dedik ki işten anlayan, dünya kadar masterlik yapmış, bilmem ne yapmış. Evet. Kentsel tasarımlarla ilgili insanlarımız vardı. Alalım bunları da yanımıza ve güzel bir şey çıkaralım dedik. Gene yani çıktı, emirname çıktı. Şimdi biz diyoruz ki koruyacak yeşili bilmem ne. Hayır, bu emirnameyle gene biz bu yeşili koruyamayacak. Aydın Bey iyi akşamlar. Merhaba. Buyurun. Merhaba.
biz 400 kişiyiz. En fazla İngiltere'den alıcıyız. 4 sene bekliyoruz projemiz olsun. Daha olmuyor. Bütün paralar verildi. Pek çok paralar verildi. Ve hala da bekliyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Adanın en büyük projesi oluyor orada, beş parmak dağların altında. Hadi. Hükümet bize çok söz verdi. Kaç zamandır hiçbir şey olmuyor. Evet, paranızı verdiniz, ev sahibi olamıyorsunuz. Evet. Şimdi en fazla bu alıcılar İngilizdir. Aynı zamanda İngilizler bir şey kurduk, website. Herkes biri birisine konuşuyor bilim internette. Şimdi öyle nefret ettiler, fıktılar bizler. Bir proje başladı, çabalar website kursunlar. Diyelim çok aksi reklam yapsınlar memlekete. Herkes almasın. Evet. Diyelim bütün tehlikeleri şey yapsınlar, açıklasınlar. Ve aynı zamanda bütün bu exhibition'lara gitsinler, fly sheet şey dağıtsınlar. Çok aksi bir şey olacak diyelim. Çok aksi reklam olacak memlekette. Öyle bir düşünce var ya, öyle bir propaganda düşüncesi var diyorsunuz. Evet. Şimdi işte bu şeyler oluyor. Ben de alıcıyım bunların arasında. Ben şimdi 60 yaşındayım ve emekliye isterim çıkayım. Kıbrıs'a isterim yerleşeyim gene. 55 senedir bu memlekette Londra'dayım. Değilim. İşte bu zorluklar var diyelim. Bu durumlardan dolayı gelemiyorsunuz. Evet. Evet, mesajınız sanıyorum ilgili yerlere gitmiştir şu anda. Programın da zaten amacı budur. Sizler konuşacaksınız. Açık açık her şeyi ifade ettiniz. Tabii ki şu anda bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey yoktur. Yok ama ben bu konuda bir teselli de veremeyiz. Tabii ki biz bir cümle tavsiyede bulunabiliriz sadece. Tavsiye. Yani buraya gelmeden önce bir araştırma yapsın. Evet. Artık bitti ama. Bitti. Artık yani bitti ya, olan oldu ama yeni, bundan sonrası için. Yeni hayır şimdi için. O değil de şimdi bu web sayfası hazırlanır ya, o kötü. O çok kötü tabii, evet. Hepimiz için kötü. Evet. İşte bunlar. Sayın Cemal Bulutoğlu'ları, buyur başkan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine bu akşam en iyi bir programı yapıyorsun. Yine seni tebrik ederim. Sağ ol başkan. Gerçekten ülkenin en önemli konulardan biri bu emin aramalar konusudur. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum bu konuda. Yıllardır bu ülkede diğer ülkeleri örnek alarak bir şeyler yapılması gerekiyordu. Bazı insanlar yok ağaçları kestik, yok bilmem ne yaptık. Bir sayık ağaç tova basın. Rum tarafına gittiniz. Aman neyim olsun ne güzel oldu. Aman Bas ne güzel. Oradan gelen Türk insanlarımız yok bayıldılar. Betular meyanı değil mi oradan? Bir Baf öyle miydi? Gelişti. Bir Baf nasıldı? Sayın adım arkadaşı. Ha bir ülkenin kalkınmasını, ekonomik mi kalkınmasını istiyorsak, turistin gelmesini, bizim ülkemizde ne var ne satarız? Hiçbir şey. Hep dışarıdan ithal ederiz. Biraz daha utanmasak portakal da getirecek yurt dışından. Evet. Yani gerçekleri konuşalım be baylar. Çıkarlar bana arkadaşımız zengin oldu. Zengin olacak tabii. Bu ülkelerde fırsattır. Sen de işte sen de yap. Sen de git inşaat yap. Bugün İspanya'nın parası battıydı. İspanya ülkesi battıydı. İspanya'da bu inşaat sektöründen gelen gelirle bugün refah düzeyi orada ne kadar yükselmişti. Avrupa Birliği'ne tak tak girdiler. İtalya'nın artık çok uzun yıl yoktur. İtalya parası devamlı devalüe olan bir ülkeydi. Bu yabancı sermayenin gelmesiyle ve o yabancı sermayenin oralarda yapmış olduğu bu yatırımlarla bir ülkenin kalkınması, şekillenmesi buna bağlı. Ha kararnameler yapılacak.